hakkını yedimden ettim. Hayır ya Resulallah, ben size de çok kaldığınız için ruhumuzu Allah kapsetti zannettim. Evet. Onun üzerine etedrine eyye leyletin hazihi. Umeyra, bu gece ne gecedir biliyor musun? Hazihi leyletül nısf min Şaban. Bu Şaban ayının yarısı gecesidir bu gece. İnna Allah azze ve cel yardu ala ibadihi bi leyleti nısf min Şaban. Şaban'ın 15. yarı gecesinde Cenab-ı Hak müminlere nazarını çevirir. Feyafirül müstafirine, Allah'tan af diyenleri affeder. Evet, Şaban hocamız da bahsetti. Pazartesi Sabiha Baba'ya gideceğiz, değil mi? Evet. O gece istiğfar edenleri Allah affeder. Estağfurullah. Ha. Estağfurullah'l-azim ve etübüyle. Azamet sahibi Allah, senden af diliyorum. Bütün günahlarımdan bir daha işlem üzere pişmanlık diyorum. Senden tövbe ediyorum. Dün sana günahlarımı affını istiyorum diye bunu söyleyeceksiniz. Başka bir liste var. Bu şey geldiği zaman Şaban Şerif'in yarı gecesi geldiği zaman istiğfarı çoğalttım diyor. Evet. Çok yakın istiğfarı. Ne yapıyor? Ses az gidiyor. Evet. İstiğfarı çoğaltın. Şimdi çoğaltın kelimesinden gideceğiz. Estağfurullah azim ve tüm bilere ya bilmiyorsan bunu estağfurullah. Çoğaltmak ne demek? Evet. Bu kitabın sahibi Gümüşhane Hazretleri diyor ki çoğaltmanın en azı, çok yapmanın en azı 300 değildir. Demek ki Berat gecesi Peygamber'in emrine uyarsak, uyuyacaksak, uyumak istiyorsak 301 defa, yani tesbihi bir dönüm 1, 2, 200, 3 döndük mü 300, bir tane de fazla 301. Neden 301? Allah birdir, tektir, teki sever diyor Peygamberimiz. Onun için namazdan sonra şimdi 33 Sübhanallah dedi, 34 değil. 32 değil, 33 tek. 33 elhamdülillah dedik, 33 Allah-u Ekber dedik, 99 tek. Tek olanı sever. Allah tektir, teki sever. Yani her şeyimiz Allah'ın sevgisini kazanacak yönde olmalı. O şekilde olmalı. Her durumda Allah'ı hatırlamalıyız. Evet. Son için 301 o gün. Biliyorsunuz geçmiş ümmetlere göre biz Allah'ın çok müsamaha ettiği, fazladan verdiği bir ümmetiz. Kendimizden değil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i çok sevdiği için onun hatırına eski ümmetlere vermediğini bize vermiş. Şimdi eski ümmetler çok yaşarmış. Adem Aleyhisselam 1000 yıl yaşamış. Kayıtlar böyle. Nuh Aleyhisselam 1450 sene yaşamış. 950 sene peygamberlik yaptı, Kur'an'da var. Peygamber görevi 950 sene yaptı. Evet, 1450 sene yaşamış. Peki İslam peygamberleri 300 sene civarında. Ama Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 63 yaşında irtihar buyurdu. Benim ümmetimin hasat mevsimi 60-70 civarıdır diyor. Ki genel olarak bu yaşlarda. Bundan fazla olan istisna. Çok üzülmüşler, çok üzülmüşler sahabi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzülmüş. Onlar üzülünce ama ömrü kısa olmasına rağmen bu fazla ibadet edemeyeceğiz. Mesela Beni İsrail'den bir tanesi 80 yıl cihad etmiş.
Çanakkale'de savaşır gibi Allah yolunda savaşmış 80 yıl. Biz 80 yıl yaşamıyoruz ki 80 yıl cihat edelim. Üstelik de 15 senesi çocukluk dönemi. Evet. Efendimizin güzülmesi, sahabilerin, Ümmet-i Muhammed'in güzülmesi üzerine Allah Peygamberimizi çok seviyor. Hemen Cebrail Aleyhisselam göndermiş. Demiş ki, Habibim, Allah buyuruyor, söyle ona, Habibim, cennetin üçte biri sizden olacak demiş. Kısa ömürlü ama üçte biri sizden olacak. Çok sevinmişler. Allah diye zıplamışlar ama burada camide zıplamayın. Bu yanlış. Evet, arkadaşlar rahatsız fark ettim ben. Namaz bile doğru gözükmüyor. Bunun bir çaresine bakmak lazım. Huzur bozuyor. Evet, Kur'an okurken konuşuyorsunuz. Hocam ne yapıyorsunuz? Ve izâ kurrel Kur'an festemû'de ve ansitû. Allah'ın emridir. Kur'an okunduğu zaman susacaksınız. Farzdır. Konuşamazsınız. Konuşuyorsunuz. Hasta tamam. Çocuk gibi tamam ama siz niye konuşuyorsunuz? Birisi onun şey diyor, birisi onun şey diyor. Sonra kadın bağırıyor. Kadın sesi haramdır. Evet. İlahi söylese, Kur'an okusa sizin duymanız haramdır. Camide de bağıramaz. Siz de bağıramazsınız. Bu bizim millette adet değildir. Araplarda adet. Allah 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 Allah. Para vereceğiz. Eğer gerçekten samimi olarak için yanıyorsa, Allah aşkından coştuysa, huzurunuzu Allah. İçin yansın. Kemiklerine, iliklerine, yücelerine aşıla o sevgiyi Allah aşkına. Ve nara atma. Taşkınlık yok. Taşkınlık yok. Peygamberimiz sonrası çok örneği var. İçerisinde Tebük Seferi'nden dönüyorlar. Çok var da 30 bin asker Tebük Seferi'ne çıkmış. Dönerken bir tepeden aşağı iniyorlar. Bir bakıyorlar, o zaman 30 bin asker, hiç görünmemiş bir asker. Allah'u ekber, Allah'u ekber diyorlar. Bak diyorlar, bak! Allah salın değil, neye bağırıyorsunuz? Çok kızıyor, çok sinirleniyor Peygamberimiz. Hiç kızmayan Muhammed Mustafa, Halim Selim adam, bağırıyor. Ne söylüyorsun? Niye bağırıyorsunuz? Araplar diyor Allah 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 Allah. Bana vereceğiz. Gel de sus vakarınla içine atıp o şeyi hazmedemiyorsun, taşıyorsun. Hazırla hazmedememenin alametidir o. Bir hocam büyük bir zat böyle bir zikir sırasında bir emekli asker Eşref kırılıyor, zikir esnaf başladı pop 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 zıplamaya. Kafasında bir şey bir tarafa gitti, gömleği düğmelerini yırttı böyle. Ben de o zaman İmam Hatip talebesiyim. İmam Hatip Lisesi birinci sınıf. Hoca ben de dedim ki, şimdi ne güzel güzel adam dedi. Bize göre ki ağzının köpükler saçıyor, bağırıyor falan. Herkes gittikten sonra bir yere geldi dedi, öbür tarafı atlayamıyor dedi, beceremiyor atlamasını dedi, sıçrayıp duruyor dedi. Meğer o başaramamanın alametiymiş, iyi değilmiş. Ben çocuğum onu çok iyi gördüm ama sonra ben de hoca oldum, evet öyle. Hazımsızlık alameti, adam sana sindir içine taşkınlık yapma. Peygamber öyle söylüyor, neye bağırıyorsun diyor. Allah salı mı be? Evet. Onun için evet, Kur'an'dan şey ettiniz. Ben şimdi daha evvel de söyledim. Sıfıysa saat gece üçte kalk.
Kimse görmüyor. Kalktım şakır şakır bir abdest alalım. Namaz kılarken Allah de bana sıkı var duruyor. Burada böyle gaza geliyor. Biraz da yani şu var bu var. Hayır, hiç iyi değil. Hatta büyük bir alim böyle bağırana git dedi, gusül et geldi. Gusül atı sağlıyor dedi. Oldu. Bu bizden yoktu ya. Ne oluyor anlamıyorum yani. Ne oluyor? Evet. Vakur olacak mümin. Her durumda vakur. Camiye gelmek büyük ibadet. Günahları yok eden maddelerden birisi. Güzel abdest almak. Camiye gelmek, adım atmak. Günahları yok eder. Veser bu. Koşun diyorlar. Hayır. Sap 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 koşmayı peygamber sevmiyor. Mümin vakur olur. Koşmak mümine yakışmaz. Yalnız sürat edin diyor. Dükkanda işinizi bırakın. Başka işler meşgul olmayın. Camiye gidin demektir bu. Halinde öyle söylüyor. Evet. Orada gelirken bile vakur olacaksın. Koşmak yok. Mümin vakur olur. Kur'an dinlerken de böyle vakarla dinler. Onun etkilerini, Kur'an çok etkilidir. Etkilenmiş eyvallah. Zaten eğer Kur'an okunduğu zaman kalbinizde bir kıvırtı yoksa, içeride bir yanma falan yoksa kendinize dikkat etmeliyiz. Sizden kendimi ayırmıyorum. Kendinize dikkat etmeliyiz. Bizde bir eksiklik var. Çünkü evet, ve zertümiyet aleyhim ayyatuhu zertetüm iman. Kur'an okunduğu zaman müminlerin imanı artar. Ve cilet kuluhuhum kalpleri titrer. Tüyleri diken diken olur. Ama mağaratlar demiyor, dikkat ediyor musunuz? Bu Kur'an'ın ne muazzam bir şey olduğunu. Devlencenne helel Kur'an ala cebelin yaraytu khashiyan mutasaddiyan min khashiyatillah. Biz bu Kur'an'ı dağa indirsek, toz olur, dayanamaz. Ama biz okuyoruz, bir şey olmuyor. İçimiz yanıyor mu? Şöyle iliklerimize kadar sarsılıyor muyuz? Bu böyle olacak. Olmuyorsa eksiğimiz var ya. Yani. Kendinize dikkat edin. Kendinize geldi ama nana atmak yok. Efendimiz öyle diyor. Sağır mı Allah diyor. Niye bağırıyorsun? Evet. Vakur olacağız. Camide de konuşmayacağız. Camiye gelmek günahı affeder. Cami Allah'ın evi. Tekrar tekrar söylüyor. Kapıdan girerken burası Allah'ın evi. Burada zikir olur. Tesbih olur. Allah hamd edilir, şükredilir, Allah'a ibadet edilir. Kim söylüyor bunu? Muhammed Mustafa söylüyor. Sahabe-i kiram da öyle, çünkü dini öğretiyor peygamberimiz. Namazlardan sonra halka oluyorlar, öğretiyor şu haram, şu helal diye. Dışarıdan bir adam gelmiş. Şöyle bir devisi, tahsil yok, görgüsü yok. Ama peygamberimize geldiğine göre imanı var ya. Onu görecek, bir şeyler soracak. Bakmış ki cemaat kalabalık, benim konuşmaya sıra çok uzun gelecek diye. O zaman Mescid-i Nebevi bizim gibi halı döşeli değil, kum. Kum. Duvarları kerpiç, üstü hurma dallarıyla yapraklarıyla, üstüne çamur sıvarmış böyle bir bina. Efendimizin odaları da böyleydi. Evet, görmüş arkasını, işemiş camiye. Sahabi hemen koşmuş camiye işemiyor. Dişler sıkmışlar, darbi dövecekler. Peygamberimiz durun, durun, çekilin. Temahelu, çekilin, geri çekilin, çekilin. İşini bitirmiş adam ama adam bunu görmüş. Dövme gelenleri görmüş işini, sıkarak böyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de böyle çekilin dediğini görmüş. İşin bildiklerine gel bakalım evlat demiş. Gelmiş.
Burası demiş, Allah'ın evidir, mescittir. Allah'ın mekanına münezzeh. Kabe'ye de Beytullah deniyor. Hacı'nın biri bana dedi ki, Allah burada mı oturuyor dedi. Tövbe ya. Tam sopalık hacı. Ne demek, seçki Müslüman demek. Fedakarlık yapmış. Oraya gitmiş, kimi yapmış? Ama bakın, esas itidar meselesi daha bilmiyor ya. Hadi, Betullah deyince ben ağına gelin. Allah burada mı oturuyor dedi. Ya Allah'ın belakları diye. Ya Hacı ben, Allah mekandan münezzehtir. Ben bak köşede oturuyorum, sen böyle karşısında oturuyorum. Ama Allah bize benzemez, eşyayı benzemez. Niye böyle söylüyorsun? Ha, evet. Bu bilgiler olmazsa, işte bu taşkınlıklar oluyor. Camide Allah'ın evi ibadet edilir, evladım, zikredilir, tesbih çekilir, Allah'a hamd edilir. Cami ibadet yeridir. Bizim evlere benzemez. Hadis bu efendim. Hadis, aktarıyorum ben. İyi ki sen varsın demiş. Sen olmasan beni dövecekleriz demiş adam. Evet. Böyle yumuşacık peygamberimiz. Neler? Birisi mesela dua ediyor, peygamber namaz kılıyor. Gelmiş yine çölbe devisi. Namaz mı kılacaksın? Biliyorum, kamis. Böyle kamis deniyor ona. Araplar giyiyor ya. Böyle uzun etekli. Peygamberimizin öyle kamisi var. Kamis giymek sünnet yani. Pantolon Fransızca, ceket Fransızca. Oradan geldi. Bir şey demiyorum ama. Bir şey demiyorum da, peygamber kamis giyiyordu. Namaz kılıyor ya, selam verdi de ondan sonra ne diyeceksen gelsin değil mi? Gelmiş benim şöyle devisi, sertinden durmuş, Muhammed demiş, Allah'ın işini sonra gör, benim işim acele. Senden isteğim var, benim işim gör. Biz olsak iki tane çakarız değil mi? Selam vermiş peygamberimiz, sınırlar demiş, tebessüm eder. Bu kadar yumuşak peygamberimiz. Dayan hak ederim ama dayan hak ediyorum ama Allah'ı ekber diye bağırma, hayır diyor, kızıyor be. Sakın bağırmayın, Allah sağlığı değil. Ölçülü olacağız, vakur olacağız, taşkınlık yapmayacağız. Evet, ben de işte talebeyim. Bıyım bile çıkmamış, hoca ben dedi ki, sınırı geçemiyor dedi, yani atlamıyor, beceremiyor dedi, sırt deyip durur dedi. Şaşkınlığı ben anlatıymış. Bağırmak, çağırmak, zırlamak, şaşkınlığı öğrenmediymiş. Esas indi, indi. İçine sindireceksin. Peygamber hiç böyle zırlamadı ya. Ondan daha güzel Kur'an'ı güzel okuyan, Allah bilen var mı? Hiç öyle bir şey yok. Evet. Öyle ki, yanında oturanlar, kemiklerim kırılacak, unutak oldum zannettim diyor. Kur'an öyle bir ağır şey, öyle ağır gelmiş ki kemikler unutak oldu zannettim diyor sahabeyi. Ve güzel peygamberimiz de böyle. O peygamberimiz gibi onun dediklerine aynen uygulayanlar, bu büyük hafızat, Allah şefaatine aile eylesin. Öyle yanıyorlar ki, yandı bu gönlü, yandı bu gönlü, yanmada derman oldu bu gönlü. Allah aşkına, yanıyor işi. Evet, böyle bir zatın yanına adam oturdu, sıçradı. Dizinizin üstüne bir böyle kızıl demir koysanız, ne yaparsınız? Fırlamaz mısınız? Yanar çünkü diziniz. Dizim yandı diye fırladı ya herif. Adam öyle yanıyor Allah aşkına. Ama hiç zıplamıyor, bağırmıyor. İşin püf noktası bu. Yani ben öğretiyorum kardeşlik niyetine. Böyle camide bağırmak iyi bir şey değil. Sıkıysa gece kimse yok ki nerede hadi bağır bakayım. Hadi herkesin içinde bu yanmış. Yanmış. Evet efendim, bunu söyleyeceğim, camide de böyle sohbet edilmez, konuşulmaz. Camide kazandınız,
Ben güzel söyleyeyim, güzel söylemeyeyim. Benden öyle hoca benimle konuştu. Hoca beni çok güzel söylesin, bile beceremezsin. Siz öğrenme kastıyla geldiniz, dinlediniz, tam aldınız. Eksiksiz sevap aldınız. Beceremeyen hoca hesabını verecek. Yalnız söyleyen hoca hesabını verecek. Ama senin niyetin Allah'ın yerine gelmişsin, dini öğrenmek istiyorsun. Başka kastın yok. Evet, tam aldınız. Ama cuma günü görüyorum ben. Kapıdan çıkardım, küçücük kapı yapmış bir. Biz de acele ediyoruz değil mi? Yürüyorlar bizi oraya. Bir vır kadınlar hamamına dönüyor. Biz sizde değil, her yerde böyle. Bilmiyoruz. Şeytan da o konuşmayı orada dalga getiriyor. Evet. Öyle diyor Abdullah Mesud Radıyallahu anh, sahabenin en alimlerinden birisi. İmam Azam'ın fetvalarını dayandırdığı adamı Abdullah Mesud. Bir kimse camide diyor, mana yani şeyler, yere gidelim, iki yakat verelim, senetleri ödeyebiliyor mu, işler iyi gidiyor mu komşu? Yalan söylemiyor, hayatı söylüyor ama bu, caminin yeri bu. Camide çıktıktan sonra sor. Ama ben görüyorum cuma günü çıkarken, hatta hutbe okunurken, İstanbul'da Yavuz Selim camisi yapıldı. Sultan Selim camisi yapıldı. Ana caddenin oraya büyük bir cami. Ben de çağırdılar. Sonra Hüseyin Hoca beni çıktı. Benim konuşmamdan sonra sizin oturduğunuz gibi minber birine adam oturdu. Birkaç adam. Kutlu okunuyor. Buradan çıkınca hangi kahveye gidelim? Epeydir beraber olamadık. İki bir şey atıverelim şeyler dedi. Ya hutbe okunuyor ya. Ta nereden geldin sen bu camiye? Cuma kurmaya. Böyle konuşursanız diyor Peygamberimiz, sahabi, kazandığınız sevapları yakarsınız, kül edersiniz. Cami sohbet yeri değil mi? Var ya. Çok zaruri durumlar hariç, çok zaruri bir iki kelime zaruretten dolayı. Ama bunun dışında sohbet yeri değil bu. Dikkat edeceksin. Hele hutbe okunurken hele konuşman yanlış. Var dinleme hutbeyi yahu. Konuşuyor yahu. Kur'an okurken konuşman yanlış. Allah dinleyin diyor. Susun dinleyin diyor. Feslemiyor ve mersetu. Susun dinleyin diyor. Allah emri yahu. Farz yahu farz. Farz yahu. Evet. Maalesef şimdi evet, cami Allah razı olsun geldiniz. Camiden aman kopmayın. Kıyamet günü mahşerde Allah her yer dirilecek. Yani su yüklenecek, yıkılacak. İsrar verilsinler, birini su yükleyecek, her şey yok olacak. Bir su daha yükleyecek, her yer dirilecek. Herkes kabrinden, herkes kabrinden bulunduğu öldüğü yerden dirilecek. Evet, şimdi önümde hadisler var. Tozdan çizilecekler. Tozdan. Kabirden çıkıyoruz ya. Dirilecek, tozdan çizilecekler. Ondan sonra da önünde bir melek, arkasında bir melek. Böyle mahkemeyi kimler götürüyor adamları? Hadi. Gardiyanlar götürüyor değil mi? İki gardiyan melek kalkan adamları götürecekler. Evet öyle. Ma asaikum beşerid. Ayette böyle. Önünde bir tane gardiyan, arkada bir tane gardiyan melek. Herkes sevgilidirler mahşerim. Mahkemi kuran güzel yere. Güzel müminler La ilahe illallah demeye alışmış. Sizler de La ilahe illallah derdi. Peygamberimizin hadisi var. La ilahe illallah müminin ağzına hiç düşmez. Kalbimde de o yazılı. La ilahe illallah. La ilahe illallah tozunu silken yürürken de La ilahe illallah. La ilahe illallah diye yürür diyor hadis böyle. Mümin böyle şu laflar etmez.
mecbur kalırsa bir filafede hep dilini bu kelimeye alıştırır. La ilahe illallah cennetin bedelidir. Cennetin anahtarıdır. Cennet 8 tane efendim. Cennet 8. 8 cennet var, 8 kapısı var. Onun için Efendimiz diyor ki cennetin anahtarının 8 dişi vardır. 8 dişi var. 8 kapılı ya. 8 dişi var. Bırakın ya, ben sözümü dinliyorum ya. Allah atacağım şimdi şunu ya. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bayanlara iş yapmıyorsunuz. La ilahe evet, 8 diş. Her cennetin kapısına bir diş. 8 dişi var. Evet, cenneti aradan 8, cehennem 7. Ne demek bu? Efendi, cennet Allah'ın rahmetini hak edenlerin yeri. Cehennem ise Allah'ın rahmetinden mahrum kalanların yeri. Yani Allah'ın rahmeti gazabından üstün demek. Cennet 8, cehennem 7. Zaten ayette böyle. Sabakat rahmeti ala gadabi. Gadabım rahmetime üstündür. Öne geçmiştir diyor. Evet efendim. Bu söylediklerin hepsi hadislerde var. Evet. Cennetleri size söyleyeceğim. Şimdi inşallah gideceksiniz oraya. İnşallah. Evet inşallah denen. İnşallah. İnşallah. Sen gideyim mi Yahudi mi gidecek lan? Böyle bakıyor yahu. Bakarsın kabul saatidir yahu. İnşallah. Hemen yapıştır. Güzel bir şey duydun mu? Amin de inşallah de. İnşallah. Böyle bakıyor yahu. Treni kaçırıyorum haberin olsun. Evet. Darül Celal. Kapısında ne yazıyor biliyor musun? La ilahe illallah. Şaşırma bak. Arayıp durma. La ilahe illallah kapısı Darül Celal, cennetin birinci kapısı. Evet, beyaz inciden. Evet, peygamberler, şehitler o kapıdan, bir de cömertler o kapıdan girecek. Parayı kazanmış, gelmişler mahalleden, mahallenin mescidi yok, bir şey yapalım. Ha demişler, kusura bakmayın ya, aslında benim sizi bulmam lazımdı. Ben kusura bakmayın, telaşımdan sizi soramadım, ihtiyacınız var mı diye. Teşekkür ederim, ne kadar lazım, hepsini kalkıp verebilen. Bu cömert, paradatlı, kolay kazanılmıyor. Cömert, işte bu cömert. Peygamberler de aynı kapıdan girecek. Aynı kapıdan girecek. İkincisi Darüsselam, namaz kılanların kapısı. Ama namaz kılan, güzel kılan değil. Güzel kılan, namazı şöyle böyle kılan değil. Evet, şimdi onu anlatacağız yine. Evet. Şimdi yanındaki adam teşhis oluyor ama bitti. Namaz kılıyor, secdede böyle bakıyor. Buna Yahudi seyircesi derler beyler. Aynen böyle. Çünkü İsa, Musa Aleyhisselam kurtarmış Firavun'dan Yahudileri. Mısır'dan Firavun'dan kurtarmış. Demiş şu Kudüs'e demiş zalim bir hükümler var. Savaşacağız. Musa demiş ya sen git savaş. Biz savaşacağız. Ulan bu kadar nimet. Onun üzerine Allah da onları 40 sene çölde dolaştırmış. Evet. Ondan sonra bu ben İsrail böyle mahkum bir millet. Susadık demişler. Taşı vurdu, su ışkırdı. Kayadan su ışkırdı. Peygamberimiz de ışkırdı canım. Mesela Taif'e giderken orada bir şey var. Kayalık var, kızılık kaya. Hiçbir şey yok. Cinlere dini terbiye ediyor Peygamberimiz. Cinlere
Elmalı Hoca'da tersinden söylüyor. Nusaybin dinleri, Türkiye Nusaybin dinleri de oradaydı diyor. Uzun sürmüş. Peygamberimiz susamış. Evet. Kayaya dokunmuş Peygamberimiz kayadan su çıktı. O su hala ne yapıyor? Yanında bir köy var. Köye kadar gidiyor. Ondan sonra orada kalıyor. Yönetiyorlar şey. Osmanlılar onun güzel şeyi yapmışlar. Park yapmışlar. O köye kadar gidiyor. Dışarıda domates bir yağsa o köyün domatesi 5 yağ. Bu kadar lezzetli o suyu. Çünkü mucize su. Evet, Peygamberimiz de böyle Kızılkaya ya. Ondan su çıkardı. Keza Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem türleri ben dolaştım, gördüm yerinde. Evet, özel izin aldık, gittik. Yine şey var, Peygamberimize gelmiş bir kabile reisi, ben Müslüman oldum demiş. Ben kabilemi çok severim demiş. Onlar da Müslüman olsun, ben çok güzel, huzur duydum. Onlar da duysun istiyorum. Onlar benim sevgilim. Ben anlatamam demiş. Bilgili değil. Bana demiş güzel hoca. Efendimiz buyurmuş ki reis demiş. Senin kabileyi kardeştir demiş. Sözlerine göre ben kebilim demiş. Sen ver hocaların dini anlasını ben kebilim demiş. Bunun üzerine en güzel buradan en güzel alim sahabelerden 3 kişi vermiş yanına. Evet, Ciddi'ye gelirken orada bir yer var. Evet, orada daha varırken kabile karşılamış, oku tutmuşlar. Peygamberimizin elçileri. Demiş ben söyledim, ben söyledim. Söyledi, sen söyledin demiş. Kabile resmi. Oğlanları da okutanlar da. Evet. Etrafı sarmışlar. Çöl, su yok. Oradan su çıktı. Susuzluktan ölmesinden. O su halen var. 5 metre gidiyor, kayboluyor su. Halen var. Efendimiz de böyle yani. Musa Aleyhisselam'ın bütün peygamberlerin mucizeler de efendimize verildi. İşte böyle su vermiş, sulamış. Demişler biz şeyden, buldur cennetinden şey kurttuk filan. Ne isterse onları vermiş. Evet, burada var. Ama şunla savaşın deyince geçsen savaşırmışlar biz demişler bunlar. Evet, onun üzerine Allah belalarını vermiş. Dağı kaldırmış yukarı Musa Aleyhisselam. Dağı kalmış, Yahudi bir makrulludur. Hemen secdeyi kapatmış. Allah'ın günahını affettirmenin en kestirme yolu secde. Kula en yakın olduğu, kulun Allah'a en yakın olduğu yer secde. Biliyor mu Yahudi? Hemen secdeyi kapatmışlar. Secdede bakarlarmış, düşüyor mu düşmüyor mu? Ondan dolayı diyor, namaz kılarken sağa sola bakıyor. Yahudi secdesi lan bu. Secde de sağa sola bakalım ya. Bir, bizde hamd sorun diye daha evvel de söyledim. İmamla beraber yatacaksanız, imamla beraber kalkacaksınız. İmam kalkıyor, burada bir sürü mağaza var, mağazalar, namaz kılanlar var. Onları düşünmüyor hoca. Düşüyor var diye kalkıyor. Bakıyorum ben yatıp duruyor. Niye yatıyorum lan? 5 gecek, 7 gecek sonra diyor daha. İmam kalkıyor. İmam tekrar giderken o yeni kalkıyor. İmam ikinci seyirden kalkarken ikinci seyirde gidiyor. Bu adamın namazı yok. İmamla beraber secde etmeyen, hiç olmazsa bir defa Subhanallah Teala diyecek kadar secdede imamla beraber olmayan, keza rükuda İmamla beraber Subhanallah Teala diyecek kadar beraber olmayanın namazı yok. Namazı yok.
İmamla beraber bir şey demem, hiçbir şey demem. İmam okuyor, biz okuyor muyuz? Halbuki namazı okumak farz. Kıyam, kıraat, rükû, sücud, kıraat, farz yahu. Farz yok, namaz yok. Ama imam okuduğu, bizim okuduğumuz cemaat haline kılarken hiç okumasanız, tesbih söylemeseniz bile inat etmeyin, imamla kalkın. Yoksa namazın sırrı yok. Boş vermek çekmiş olursunuz. İmam da beraber diyor ki nokta, geç oturuyor, geç kalıyor. Ya imamla beraber yer imamla kalk kardeşim ya. Biz burada değil, her yerde böyle. Ya imamla beraber yer imamla beraber kalk. Namazın kabul olmaz, geçerli olmaz. Evet, içeride konuşma, hutbede konuşma, hiç ses çıkarma. Hanefi mezhebine göre cuma iki rekat öğle namazı kılmıyoruz. Dört rekat iki rekat hutbedir. Hutbe iki rekat farzın yerindir. Dinlemek farzdır hutbeyi. Namaz kılamazsın. Sünnet kılıyor. Tesbih çekemezsin. Derviş çap çap çap. Çekemezsin. Evet. Amin bile diyemezsin. Böyle duracak, dinleyecek. Hani bir mesleğine göre konuşuyor. Aa millet, birader ezan okuyor. La ilahe illallah. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Yahut unuttum. Kanunu bilmemek mazeret sayılmıyor. Cuma'nın fazileti gitti arkadaş. Haberiniz olsun. Ben size uyarıyorum. Ölü gibi dur dinle. Ha dışarıda ezan okuyup katıl. Dışarıda hoca dua ediyor, amin de. Ama secdede amin demeyin. Ezana katılmayın. Kuralı böyle yahu, benim fetvam değil bu. Evet. Camide konuşmayın, camide bağırmayın. Kur'an'ı sükunetle dinleyin. Evet, neyse. İşte böyle Darüsselam güzel namaz kılanların kapısıdır, gireceği kapıdır. Kuşu ve hudu ile İşte adam diyor, gel çekildi bak yerde, yukarıda. Tamam, hasta belki ama başkası da bakıyor yani, bir odak ki. Yukarı çık, bir yerde dururken, şimdilere bakıyor. Aa, tavana bakıyor ya, muazzam, ahşap. Ya sen namaz mı kılıyor? Camiyi teftiş bildir ya. Bunlar çok diyor, yalnız burada değil. Namaz kılarsanız, secde yerine bakacaksınız, sağ sola bakmayacaksınız, namazın şeyi gider, güzel o güzel tadı, tuzu gider, şeklen namaz kılmış olursun. Göğsünü kıbleden ayırırsan namaz külliyen gider. Bu sağ sola bakmak şeytanın çalmasıdır diyor Peygamberimiz. Şeytan çalmasıdır. Evet efendim, cennetin ikinci kapısından güzel namaz kılanlar, güzel namaz, önce hadesten taharet, abdestsizse abdest alır. Abdest alıyor şimdi. Şöyle yapıyor. Dirsek kuru. Dirsek yıkanmak zorunda. Kol yıkamak abdestte farzdır. Abdestte farz yok, abdest yok. Abdest yok, namaz yok. Bu bütün kitaplarda böyle. Burayı böyle kalkalayacaksınız ki şu dirsekte kuru yer kalmasın diye. Ama ben bakıyorum, ediyor. Bunu içeri mi? Abdesti alıyor, bastı da orada görüyorum. Yani bilgisiz durunan ibadet işte böyle. Ben namaz kıldım. Bu yazmaz ki. Çünkü namaz yok. Abdest yok, namaz yok. Bunlara dikkat edeceğiz. Güzel abdest, güzel camide namaz kılanların yeri cennet üst Darüsselam'dır, kırmızı yakuttandır. Cennet-i Mehva, zekatını kuruş kuruşuna verenlerdir. Haramdan kazanıyor, bundan zekat olmaz. Haramdan zekat olur mu ya? Helaldan kazanacaksın. Evet, şarap satıyor adam, rakı satıyor adam. Evet, innemel hamru vel meysru. Rizsün min ameli şeytan. Allah'ın ayetini okuyorum. Şeytanın murdar içinden bir pisliktir. Feştenibû. Derhal
Allah'ın emridir. Evet. Şimdi Şaban yer gecesinde hoca da söyledi. Buna dokunmadı. Zarar edin, unuttu mu? Evet, anası isyan eden affedilmez. Anam helalleşeceğiz mi? Evet, müşrik affedilmez. Dargınlar affedilmez. Kin besleyenler affedilmez. Evet, bir de müminin hamd. Şaraba idmanlı. İdman ne demek? Her gün belli hareketi yapabilir, değil mi? Ve sporculara, talebelere, hocalara her gün belli şeyler yaptırıyor. Buna idman deniyor. Her gün işe, her gün akşamcı. Evet, ayyaş. Şaban gecesini, Berat gecesinden bunu hapşırıyor. Peygamber şimdi. Müminin hamd. Evet, şimdi bakkal dükkan açmış. Güzel. Milletin ihtiyacını karşılıyorsun. Çok güzel. Bizim pazarımıza müminlerin rızkını getiren ben Allah razı olsun diye Peygamberimiz. Bakkal satmasın. Nereye gideceğiz kalmaya? Burada bir Müslümana hizmet. Ama devletin kanununda da yasak. Bakkal altını bir yere kıstırıyor. Rabbi kârı. Kağıdı sayıyor. Rakı satıyor. Evet. Güzel parasını, helal parasını haram etti. Bir bardak su. Tam bir damla sidik düştü. Buyur iç. İğrenir, iğrenmez misin? İğrenç. Şey düştü içine, pislik. İğrenmez misin? O güzel kazancını, o iş yarabbi salacağım diye. Şimdi öyle yapıyorlar. Dışarıda koyamıyor. Kanun diyor ki tek el bayisi olacaksın. Satacaksan başka bakkal satamaz. Ama bakkal satıyor. Biliyoruz. Etme Ali Efendi, Mehmet Efendi, Müslüman kardeşim. Etme. Helal kazancını pislikle karıştırma. İşte bu adam hacca gidiyor, namaz kılıyor. Evet. Bunun zekatı olmaz. Pislikten zekat olur mu yahu? Efendimiz söylüyor. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk bağırılacak, ondan bağırıyor. Dost edeceksin. Bağıracaksın şeytanı, beni kıracak lebbeyk. Melekler de ki, la lebbeyk ve la sabeyk. Haccü ve merdudun aleyk. Hadis bu efendim. Lebbeyk senin olsun. Evet, bu sana mutluluk değil, saadet değil. Haccım da senin olsun. Neden? Haram parayla geldim ben buraya. Kazanın para haram. Çerçe gider, yolcu gelirsin, turist gider gelirsin. Hiç hac olmaz. Haram. Zekat da haramdan olmaz. Helaldan kazanmış, evet, yalan söylemeden satmış. Evet, şimdi besmele yazıyor. Altında masası var, sandalyesi var. Şeyde hizmetçileri adama işaret vermişler, paket vermişler, parayı ödeyecek. Kaç para? Aa, bir tanesi 50 lira. Olur mu ya? 50 lira olur mu bu? Bazısı yemin ediyor. Yahudi olayım. Ben bunu 40 aldım diyor. 50'yi satıyor ya. 40 yaptı, 50, 10 lira koyduken bir halbuki 20 yapmış. Efendimiz diyor ki, hak eden Yahudi olur diyor. Yavul olayım diyor, hak eden Yavul olur diyor. Yalan yere yemin ettiler, para için. Evet, böyle demedi. Yani böyle insanı dursun, 50 lira olur mu be? Ya ben bunu 40 aldım ya, yemin etmedi. 40 aldım, bir yalan söyledi. Defesinde ne var? Besmele'yi asmış. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele'yi de adam bazıklıyor, yalan söylüyor. Bunun manası bu. Bari asma Besmele'yi. Besmele'yi hakaret olunca işler karışıyor. Besmele'yi astıysan burada yalan söyleyemezsin. Yalan yere konuşamazsın. O zaman Besmele'yi hakaret olunca işler karışır. Hakaretine bakarsan imanlı da oluyor benim. Bunlar da görüyoruz biz mazeralar. Bilgisiz,
bilgisizlik zaman kurtarmıyor. Kanunu bilmemek mazeret değil. İşte böyle yalan söylemeden, helal yerlerden, evet, helal yerlerden kazanmış, kuruşu kuruşu zekatını veriyor. Bu zekat verenlerin gideceği yerde Cennet-i Mevva'dır, Yeşil Zebertet'tendir. Bir de emr-i maruf yapanların, nehyen-i münker yapanların kapısı var. Cennet-ül Hud, emr-i maruf, evet, siz evlisiniz, evleneceksiniz. Evlenmek Allah'ın emri. Benti bekarlar evlenin. Zina yapan adamın evlenmesi farzdır. Zina yapma tehlikesi şüphesi var, vaciptir. Bomba gibi sağlam delikanlı kız evlenmesi sünnet-i Mekke'dedir. Peygamber masumdu, evlendi. Günah işleme imkanı yok, Allah koruyor. Evlenmek böyle güzel bir şey, namil ibadetten üstün. Hocam, siz vereceksiniz. Sahabeler, ya Resulallah, zevkimizi tatmin ediyoruz. Ne güzel cevap vermiş. Siz de biz zevkinizi haramda tatmin etseydiniz, günah olur muydu? Günah olmaz mı? Cinaya yaklaşmayın, zina fahşede diyorlar. Helal da tatmin edince de sevap olur, cevap olur. Evlenmek namide ibadetler üstündür. Efendim, Allah'ın emrini yerine getiriyorsun, İslam neslinin devamına sebep oluyorsun. Gerçekten müminler çoğalsın diye evleniyorsun. Evet, şimdi evlendim. Şimdi dertleşiyoruz karşısında kardeşimizle. Evet, sokağa çıkamıyorsun. Bu sene ne olur demiyorum. Kadınlar burası ne olduğu gibi başlıyor. Ya memleketi gözüküyor, ya çatalı gözüküyor. Daha garibi de var. Başına içeride bürünmüş, örtmüş. Sıkıcı örtmüş ha, güzel. Ama öyle bir elbise giymiş ki memeleri meydanda olmak gibi böyle. Kapçası meydanda. Dar giymiş, önündeki aletinin gümlenmesi de götürüyor. Güler misin, ağlar mısın? Zamanı Müslüman. Ha, bu senin kızınsa. Ben demek istediğim bu. Buraya gelse, gel, gelmiyor. Sana söylüyor. Allah adına emrim var. Hanım! Evet diyeceksin. Namaz kıl diyeceksin. Kızım namaz kıl, evet diyeceksin. Oğlum namaz kıl, evet diyeceksin. Ama televizyon dinliyor. Din saati, ilahi profesörü. Bizim evde demokrasi vardır. İslam bu profesörü ya. Ben hanıma namaz kıl demem. Ben hanıma örtüm demem. Allah ne diyor? Ben burada ne bir salati. Karından kızına oğluna emret namaz kıl de diyor. O da demokrasi var diyor. Ben de nasıl bu profesörü buldum arkadaş? Senin de var. Sen ne diyorsun? Kıyamet Hacer Hoca'dan kopacak diyor. İşte bundan kopacak kıyameti. Allah'ın emrine demokrasi koyuyor. Allah emret diyor. Ahmet'e baktın ya. Resmi tefsir. Elman Hoca'nın hak diye tefsir. Devlet bastırmış. 1936'da devlet. Mustafa Kemal Paşa zamanında. 5. cilt. 2304. 5. sayfa. Bakınız. Benim dediklerimi orada fazlasıyla bulacaksınız. Fazlasıyla. Allah'ın emri bu kardeşim. Yapmasın, ben sana duyuruyorum kendince tabii de. Ama ben Müslümanım diyorsun. O zaman kardeşimsin, eyvallah. Ama böyle Allah'ın emri var. Ne oldu bilmiyorum ya. Her şey meydanda şimdi. Nasıl oluyor? Neden babalar kızına söylemiyor, karısına söylemiyor? Bir de böyle hanımın her tarafı meydanda. Görünüyor ya. Yanında beyefendi gidiyor. Peygamber karısını kıskanmıyor. Hadis bu be, benim sözüm değil. Deyyus diyor bu, şeddeli. Deyyus diyor, karısını kıskanmıyor adam. Karısının memelerini göstermiyor, hiç kıskanmıyor, var değil. Yanında gidiyor. Kadın bilmem bir şey senin. Deyyus diyor, Peygamber Buhari hadisidir. Ya benim değil. Deyyus,
cennetin kokusunu koklayamaz diyor. Sana ne oluyor? Müslümansın, adın Müslüman adı. Karının güzelliği nerede? Soy bakı yerde senin huzurunda. Ama sokakta niye soyuyorsun? Et de güzel kardeşim. Ya ibadetten niye sıfır edin gayrı? İbadet sıfır edin gayrı. Öteki açılan da adı Ayşe. O da Müslüman, onun için söylüyorum. Gavura söylemem ya, zaten toptan gitmiş o. Gavura niye söyleyeyim? Zaten onlar da, hayvanlar onlardan kıskanç. Ben Amerika'da durdum. Avrupa'da durdum. 50 kadın Amerika'da, o 20 senelik 50 kadın koşuna gitti, delikanlıyla kocasının adı yatıyor. Bunu gördüm. 50 adam karısından izin alıyor, gidip başka karıyla yatıyor. Kültürleri böyle. Neden? Domuz eti yiyorlar lan. Domuz eti yeden karısını kıskanmaz. Domuz yanında gelse bir başkası hiç. Ama horozu görüyor mu? Tavuğun yanına birisi gelse öylesiz karısını dokundurmuyor. Sığır bile öyle ya. İneğin yanına birisi geldi nasıl? Birbirleriyle şey diyorlar. Ya orada kültürü böyle. Neden? Domuz yiyor. Domuz da onları getirmiş. Avrupa'da da böyle. Onun için hatta Hollanda'da geçen gün karılarla evlenmek kalkmış. Erkeğe erkeğe diyor. Onda tatmin olmayınca acaba onda tat bulurum diye erkeğe erkeğe yaygınmış. Bunu doktora yapan benim talebem, bilim adamı söylüyor. Yalan söylemez ya. Onlar uçurumda yuvarlanıyor. Ama biz Müslümanız. Adım Ayşe. Neden böyle yapıyorsun? Yanındaki Ali Efendi, sen de bunun kocasısın. Neden kıskanmıyorsun karımı yahu? Neden herkese gösteriyorsun karının bilmem nesini? Evet efendim. Bunlar Allah'ın gayretine dokunuyor. Evet, ben ırkçı değilim, yanlış anlamayın. 6 sene evvel Suriye'ye gittim. Suriye böyleydi. Her kafadan kendine fetva veriyordu. Bir de iman bile şüpheliydi. Bu da hayasızlık var, tesbih, mesbih, hiçbir şey yok Peygamber sünneti. Bu devlet yıkılır dedim, bu evim yıkılıyor. Mısır böyle, Irak böyle yıkıldı. Kuzey Afrika'da din diye bir şey kalmamış zaten. Bir adı Abdüssamet, Mehmet, Ali, Hasan. Hiç camiye giden yok, abdest alan, namaz kılan yok. Canım, bir biz varız, biz de böyle başladık. Yürüp etmeyin diyorum. Yok bu efendilerin yolu. Bizi adam yapan Hacı Bayram Veli'ler. Bu millet bunlara inandı. Bunların peşinden gitti. Hacı Bayram Veli, Yunus Emre, Mevlana gibi adamları çok sevdi. Onlar da Peygamber sünnetini seven insanlar. Onun için sırtımız hiç yere gelmedi. 15 Temmuz'u da bundan Allah dur derimizi. İmam var ya arkadaşlar. Dediğim hayasızlık var ama Suriye'de iman da şüpheli. Yine Allah tuttu. Bizi hesapları alt üst etti. Etmeyelim diyor. Camiye koşun efendiler. Şimdi Şaban ayı. Efendimiz buyuruyor ki Recep ile Ramazan aslında Şaban ayında insanlar gafildirler. Şaban benim ayım. Kim Şaban ayına önem verir de daha çok ibadet yaparsa beni memnun eder. Beni memnun eden Allah'ı memnun eder. Biraz daha gayret edelim. Camiye çok gidelim. İlk defa söyledim. Siz camiye geldiğiniz zaman namazınız garanti. Hoca ödeyecek şimdi. Ama güzel kıldığınız zaman da biz bir tane alacağız. O 300 kişi, 300 tane alacak. Öyle değil. Güzel kıldırsa da kıldırmasa da sizin namazınız garantili geçerli. Elde kılsan yanlış mı yaptın, doğru mu yaptın? Hesabı var. Camiye gelin bu açıdan. Camiye gelince günahlar gidiyor. Camiye gelen imanla geçiyor. Camiye geldi de binler böyle saf bağladı mı? Cami doldurdular mı? Şimdi sarhoş, naradan, Allah tübreden bir sürü adam var. Allah gazaba geliyor. Buhari hadisi bu da. Melekler çağırıyor.
taş yağdıracak, fıtık verecek, yağmur yağdırmayacak, sel verecek. Dün akşam baktınız mı Şam'a? Nasıl sel aktı? Evet. Bedava değil o beyefendi. Ben biliyorum oradakiler ne oldu. Her şey yapıldı dün öyle bir şey. Akıl bu. Ha, Allah'ın gazabı var. Namus nasıl bilmiyorum. Söylemeyin. Evet. O, şimdi zaten o kadar çıktı namus kalır mı lan? Namus falan kalır mı? Evet. Şamarı vuruyor. Gavura vurmuyor zaten toktan. Görmüş. Hem Müslümanın diğerini böyle karıştırınca başına bundan geliyor. Onun için diyorum işte hadiste böyle tam böyle taş yağdıracak, sel, afet verecek, zelzele verecek, yeri dibine batıracak. Müslümanlar şimdi ne güzel doldurdu namazı, öğle namazında güzel bir saf oldunuz. Allah çok memnun oluyor. Burası Allah'ın evi. Buhari Müslim hadisi bu. Sizi bunun için çağırmıştım. Bu azgınlara azap ettim, azap ettirecektim. Emin onlar, yağmur yağdıran melek var. Yağdır diyor, yağdırıyor. Yıkıyor, yıkıyor. Melekler bunlar. Ama benim evime, camime geldiler müminler. Doldurdular, düzgün saflar halinde namaz kıldılar. Çok hoşuma gitti. Bu şeyi kaldırdım. Evet, belayı kaldırdım. Erteledim, buyurun diyor. Eğer memleketimizin batmasını istemiyorsak camiye koşun, güzel namaz kılın ve de gelmeyenlere gel kardeşim, camiye gidelim deyin, emrimi yapın. Yaşın kaç senede? Bırak şu sigarayı deyin. Yani sigara haram yapıyorsun. Şeyler bunlar içiyor. Amerika'da bulunduğum sırada 4000 ilim adamı laboratuvar bulgularıyla sigaranın müthiş bir zehir olduğunu ittifakla ortaya koydular. Kanaat değil, laboratuvar bulgularıyla. Sigara müthiş zehir. 4000 ilim adamı, Müslüman değil, müthiş zehir. Kısırlık yapıyor, gerizekalılık yapıyor. Evet, iktidarsızlık yapıyor. Evet, kanser yapıyor. Buldular, koydular. İttifakla müthiş zehir dediler. Bütün fıkıh kitapları bakın, hocalara sorun. Eski kitaplarda mekruh diyor. O zaman sigaranın bu şeyi bilinmiyordu. Şimdi teknoloji ilerledi. Sigaranın müthiş bir zehir olduğu ortaya çıktı. İki kere iki, dört gibi. Zehir içmek de haramdır efendiler. Zehir içmek haramdır. Çünkü inkar etmektir. Zehir içmek de haramdır. Arkada değilsin. Ali ya. Yıllardır arkadaşız, dükkan komşusuyuz, ev komşusuyuz, bırak şu merakı. Evet, şimdi evli sigara içiyor. Hanım içmeyen, hanımına en çok zararı hanımına, çocuğu var, en çok zararı çocuğuna. Misafirliğe gittin, içiyor, sen içmeyen, en çok zararı yanındakilere. Tutmam böyle! O masum yavrunun hakkını nasıl ödeyecek bu baba? O sigara içen hanımın hakkını nasıl ödeyecek? Mahşerde herkes hakkını alacak. Kur hakkı bu. Etmeyin. Etme kardeşim. Gel sigarayı bırak de. Gel camiye gidelim de emri mahruf yap. Evet. Örtün yavru. Etmedi. Çünkü Müslüman. Güzel münasip bir dille. İşte bu emri mahruf yapanlar sarı mercandan olur. Cennetül Hud'da girecekler. O kapıdan girecekler. Cennetül Naim, evet, nefsine boyun eğmeyenlerin gireceği kapıdır. Beyaz gümüştendir. Şimdi delikanlı Allah öyle yaratmış. Fiziki dürtüleri var. Değil mi? Oğlanların kızları böyle. Kız süslenmiş, her tarafı açmış. Delikanlı fiziki içeriden koklayıp durur. Kız da göz kırpıyor, yatıyor. Veya zengin bir iş adamı, zengin adam paraya çok heves ediyorlar şimdi değil. Televizyonda para için namusunu teşhir ediyor. Adı da Müslüman adı.
bakın, niçin insanı bu bilmiyorum. Evet, Müslümanlığını arz ediyorum ben. Ama sen Müslümansın, için kaynıyor, kız davet ediyor. Allah diyor ki, وَزَّانِي لَيَنْتُ اِلَّا زَانِيَةً Zina eden erkek, ancak zinacı kadınla evlenir. Bu ayet, bak yahu bak resmi temsil verdim sana, sayfa veriyorum. Ayet, şimdi ben de hukuk fakültesi okudum. Evet, oğlumuza kızına çok dua edin. Ben babamı görmedim, babam Ömer Resulü'nden arkadaşı, müderris. Bana çok dua etmiş, Allah beni korudu. Pisliğe bulaşmadım. Sonra güzel hocaların yanında büyüdüm. Onlar da beni korudu. Arkadaşım var, her gün bir kız değiştiriyor. Yaşadığım olaylar çok da. Şimdi zinacı, zinacı kadınına buluşuyor. Ayet bu değil mi? Bana geliyor, aptal! Kız da seni ne kadar asırıyor, sen hiç yüz vermiyorsun. Ben de gencim. Hiç boş vaktim yok. İki fakülte bitiriyorum. Akşamları Fransız konsoluna gidiyorum, imamım, 4 saat uyum var, her saat bir işim var. Neden? Boş kalıyorsam ben melek değilim, ben de o kızları benden beyin duyuyorum ya, Allah Allah. Hiç boş bırakmıyorum beni, sana da söyleyeyim. Oğlum kızını boş bırakma. Evet, Allah öyle yaratmış ya, kız oğlanı sever, oğlan kızı sever. Allah öyle yaratmış ki, evli olsunlar, nesil çoğalsın diye. Evet, aptal, aptal. Sonra 4. sınıftayız. Yani bak şimdi bir anası baktı, hacı biliyorum. Namaz abdesti arası babası. Anam babam dedi, bir güzel bizi bulmuşlar, koklanmamış gül dedi. Nişanlanıyorum dedi, evleneceğim dedi. Çok iyi yaparsın dedim ben. Pislik yok, ne çoruz, bir karısı olsun. Çok iyi yaparsın dedim ama ayeti biliyorum ben. Hocamdan okudum tefsirde. Sonra bir soruşturdum. Koklanmış gül dediği kız 6. nişanlısıymış. 5 tanesini eskilmiş. Onlar da gezmiş torulmuş. Bu 5-6.'sıymış. Adam kanını şaşmaz. Zinacı ettik, zinacıya evlen ediyor. Evet. Ha, tevbe etmişse ona bir şey demiyorum. Hanımınızdan şüphe etmeyin yani. Böyle şey yapmışsa bu filan yok. Bu tevbe etmeyenlere böyle. Tevbe edildi, Allah sünger çekiyor. O zaman koklanmamış gülleri asmasın. Tamam, ona bir şey yok. Evet efendim, işte böyle davet var, tahrik var. Ama müminim ben diyorsun, hayır diyorsun. Mahşerde herkes böyle cehennem bir tarafta küfür görüyorlar. Bir tarafta cennet güzel, gelinler gülsüzlü, hep herkes görüyor. Onun için yağlar eriyor orada. Cehennem küfür durur. Evet, o zaman herkes o kadar korkacak, o kadar. Güneş bazen yapacak, bazen soğuk, bazen karanlık, felaket. Bir 7 grup insan Allah'ın arşının gölgesinde Muhammed Mustafa'nın grubunda onun sohbetini dinleyecekler. Hiç sıkıntı yok. Evet efendim, hiç sıkıntı yok. Biz kim? İşte biri bu. Karı davet ediyor. Dışarısı tahrik ediyor. İçeriden kanı kaynıyor. Git. Koca da diyor, git yavaş, arabada gidersin. Bir Allah'sın, Allah iki gün alır, affediyor arabada. Gerçek de olur bu işler. Öyle diye yok mu? Bu işler gerçek olur. O da diyen var. Ama bütün bunlara rağmen hayır diyor delikanlı. Veya o iş adamı, zengin adam hayır diyor. İşte onların gireceği kapı nefsine uymayanların kapısı cennet-i naim. Evet. 6. cennet, cennet-ül karar. Evet. Helal parayla hac kurallarını tam öğrenmiş, tam öğrenmiş, kuralları tam uyuyor. Hacıların kapısı. Evet, şimdi mazara arz edeyim size. Yani
gidecek olanlar dikkat etsin diye. En zor ibadet hacılıktır efendiler. En zor ibadet hacılıktır. Niye hocam ya? Evet. Çoluk çocuğundan uzak kalıyor. Yorgun oluyor. Uyku uyuyamıyor. Yolculuk alemi bu. Gümrükte sabah kadar ayakta duruyor. Sinirler gergin oluyor. Ondan sonra sıraya gidiyorsun. Mesela memurla işlem yaptıracak. Memur gevşek davranıyor. Zaten millet isimli bir şey. Böyle Arap, Arap'ı değil. Bir tanesi de gelmiş arkadaşının derken araya girmiş. Çok gördük. Girmiş bu kişisine. Nasıl bağırıyor arkadaki? Bu gümrük kuyruğunda oluyor. Sabahın kahvaltı kuyruğunda oluyor. Tamam, helal edin. Adamın niyeti kötü değil. Fakat düşüncesiz. Geçerken ayağına basmış. Eşek koyun! Bir böyle dese küfür de var. Ayağıma bastı mı diye yahu. Tavaf edeyim ben mübarek. Allah buyuruyor ki der, öle fısırga öle cider bir aç. Günah işleme kaçta yok. Kavga yok. Ankara'da günah işleme var mı? Yok. Yok. Ama Allah özellikle haçta ikaz etmiş. Neden? Sinirler çok gergin. Her çocuğunu özlemiş, karısını özlemiş. Zaten hırt desen patlayacak. Bir de böyle olunca hemen başlıyorlar kavgaya dönüşe. Evet. Hacı olmak zor. Bütün bunu geliyor bazen o Afrikalı. Benim bir kere de ayağıma bir bastı. Hiç ayakkabı giymiyordu o zaman. Bu 70'li yıllarda. Hep sokakta dolaşıp altı şey gibi, köşeler gibi altı, ayağının altı. Yayın ayak geziyor ya. Benim 1.90 da boyu var Nijerya'da. Bir bastı baş parmağıma, bir de döndü şöyle parmağım parmağım söktü gitti. Evet. Veya değil çok. Tavaf ediyor. Ederken çok kalabalık. Hacı Resul'e döktüm diye gelmiyor, derse derse geliyor. Nasıl bağlıyor kadınlar? Bazen yere düşüyor. Böyle durumlarda her gün karısını alıp gidiyor birisi. Nasıl küfürler diyor. Ya adam kafasını takmış Hacı Resul'e, her gün karısını söktüğü gibi gidiyor. Bu kalabalıkta. Nasıl küfür ediyor, nasıl bağırıyor? O zaman sabırlar be. Çok yaşar. Diyebilir misin lan? Ne kadar zor değil mi? Eşek hayvan diyor sana, sırayı bozdum diye. Tamam abi, tamam. Özür dilerim abi. Diyebilecek bu abi içinizde, hacılık en zor ibadettir. Aha. Her şeye rağmen hiç kavga etmemiz. Evet, şimdi bir olaydan bahsedeceğim. Evet efendim. Bu Mevlana Hadir Hazretleri Şam'da yatar. Türkiye'de güzel hocaların hocasıdır. Benim de babamın, dedemin hocamın hocasıdır. Ben hep ziyaret ederim onu. Şam'da Asyan tepesindedir. Bu deha sahibi bir insan. Bu astronomiyle ilgili kitabı var. Bir gavur Müslüman oldu. Fizik ve kimya ile ilgili eserleri var. Yavuk Müslüman oluyor, o kadar yeni buluşmaymış. Aynı zamanda da hafız, aynı zamanda da fakih, aynı zamanda da deha sahibi bir insan. Ve de Allah için hoca, korkup da Allah'ın emrini söylememezlik etmiyor. Vuruyor! Ne olursa olsun diye. Hiç gözünü sakınmıyor. Böyle değil. Çok valilere çatmış hoca bu. Zahmetsin demiş, yılda uğraşmışlar, böyle çok hayatı böyle. Ondan sonra bir hacca gidelim demiş. Hacca gitmiş, giderken herkese, kitap öyle diyor, helalleş filan. Hacca, haçta kavga yok. Bu hoca da durmadan emri mağdur yapacak. Namaz kılmıyor, ne kılmıyor diyor, işkice ne içiyor lan diyor, böyle hoca. Hacca gitmiş.
Büyük alim, çok büyük alim, çok büyük evliya. Şimdi tavaf ediyorlar. Şimdi Kabe'ye bakmak da ibadet. Yani tavaf edemiyorsun, yorgunsun. Tavaf edemiyorsun, Kabe'ye bakacaksın. O da ibadet. Şimdi kendisi 50 tavaf yapan cennetlik berat oluyor. Hadis var, 50 tavaf. 50 tavaf, 50 tane yedi yani. Her sene, hepsini şuna göre yapacağız, 50 tane yedi. Çok zor tabii, kolay değil. Bu onu yapıyor. Ondan sonra tavaftan sonra makam-ı İbrahim'de iki kere tavaf namazı kılınır. En güzel yeri makam-ı İbrahim. Her yerde kılınır da oraya geliyor, biliyor, birisi oturmuş. Yaşlı bir amca, sırtını Kabe'ye dönmüş, sağa sola bakıyor. Etraftaki şeylere, tepelere. Birinci de namazını kılıyor, la havle diyor. Burası Kabe, barışmıyor. Gidiyor, bir dönüp geliyor, bakıyor bir daha oturttur, gene hiç tavaf etmiyor, hiç Kur'an dokunmuyor, tesbih çekmiyor. Sağ sola bakıp durur. Üçüncü seferde amca diyor, amca, buraya niye geldin? Ya sakalından utan, hiç olmazsa Kabe'ye dön, Kabe'ye bak. Bağdat'ta giderken bir hoca demiş ki, hoca ben de demiş, sen keskin kılıçsın, yanlış gördün mü hemen vurursun. Bunun için hayatım hep böyle şeyle geçti. Haçlı kimseye karışma ha demiş. Ondan sonra ona böyle deyince sakalından utanıyor. Hücumuz Kabe'ye dön be! Ne tesbih çekiyorum, ne tavaf ediyorum. Sana demiş Bağdat'tan geldiğin ne söyledi lan demiş. Meğer oturan Hızır'mış. Bu iş böyle çok zor değil mi? Bakın iyiliğe bile karışmayacaksın. İyiliğe bile karışmayacaksın ya. Sana ne dediler demiş. Hacılık ondan çok zor. Yani bir adam küfür etmiyor, bir şey yapmıyor. Ama ne diyor? Güzellik söylüyor bana. Hiç sessiz, böyle hacı olacak varsa buyur. Ananızdan doğduğunuz reca teyyamı veledettü ümmü. Ananızdan doğduğu gün nasıl günahsızsa öyle döner gelir. Ne kadar zor, ne kadar zor. İşte bu güzel hacıların gireceği cennet de cennetin karar. Cennet-ül Firdevs, Çanakkale'de savaşanların, İstiklal Harbi'nde savaşanların, Birinci Han Harbi'nde savaşanların, Malazgirt'te savaşan ve şimdi Kahraman Mehmetçimiz, şehirci, Hakkari Dağları'nda halinlerle savaşıyor, şehit oluyor. Efendim Suriye'de mazlumları zalimlerle kurtarmak için savaşıyor. Evet, mücahitlerin kapısı. Cennet-ül Firdevs, cennetin en muhteşemi, Peygamberimiz de orada en yükseği, en merkezi, mücahitlerin. Hocam bizi çağırıyorlar, benim yaşım şu, İstiklal Harbi olmasın bir daha. Yani takipte diyor, bir daha onlar ben İstiklal yazılmasın diyor. Bizleri yazılır, olmasın öyle harbi, olmasın. Ama herkes çağırmıyorlar oraya. Evet. Evet, sen de mücahitsin. Ne zaman? Evet. Şimdi bakkalsın, ticaret yaparsın. Ticareti iyi biliyorsun, kafan çalışıyor. Kaçak şey var mesela. Tiner var mesela. Mesela afyon, bilmem ne o. Neyse işte o bonzai mi, önce karısı diyorlar. Onları böyle bir parti satsa o köşeyi denersin. Sen de bunu biliyorsun. Evet. Bakkalsın mesela. Ya hocam, müşteri ona geliyor. Ona gelince de 5 tane de başka madde alıyor. Yoksa ben mal satamam. Öyle diyor bana. Satma onu diyor. Namaz kıl der. Öyle diyor. Bunu koymazsan hocam müşteri gelmiyor diyor. Evet. Öyle bir esnafsın. Nefsini satın sat. Satın sat. Dettürün. Evet. Sen hayır. Ben haram yemem. Aşk alsam haram yemem diye duruyorsun. İşte bu nefisle mücadele cihattır.
hem de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diliyle büyük cihattır. Öteki düşman karşısında her zaman değil, doğadan geliyor. Nefis her an seninle beraber, ne zaman seni vasfını yapabilir belli değil. Nefis ve cihat büyük cihattır. Bu cihat da başaranlar da cennetin kriterisi girecekler mücahitler. Şimdi havalarında hostes karşıladı beni. Hocam dedi, ben dedi açıktım dedi. Seni dinlerken dedi, sen dedi etkilendim, kapandım dedi, örtüldüm. Eskiden namaz namaz kılmıyordum dedi. Günahkardım ama dedi, Allah hakkında hiç kötü düşünce gelmedi kafama dedi. Şimdi dedi namaz kılmaya başladım, örtüldüm. Neler geliyor dedi aklıma Allah hakkında. Şimdi arkadaşım dedi ki, Allah'a inanıyor ama Allah emirlerine gerek var, deiz mi diyorsun, diyorsun ya, ben nasıl? Yani bir şeyler, hocam dedi böyle, dedim ki eğer haram olmasa senin elini öpeceğim dedim. Çok iyi dedim bu, sende kabiliyet var, onun için sen imtihan ediyorlar. Bu imtihanı kazanırsan derece atlayacaksın. Çocuk sıkıntıya girmeden, ders çalışmadan imtihanı kazanıyor mu? Demek sende güzel zeka var, güzel bir soyun, sokun temiz. Seni makam atlayacaklar, edar olmazdır. Şeytan seni böyle yapıyor. Sen de ne olursa böyle olacak cevap derim. Hiç gelmeyeceksin. Yanına hiç gelmeyecek dedim. Devam dedim, mücadele! Evet, nefisle mücadele. Mücahittir, o da çarpı savaşan gibidir. Cennet-i Firuze girecek, bir tanesi Cennet-i Adın. Evet, ben kitaptan okuyorum arkadaş. Harama bakmayan, bana diyor ki, hocam tamam da sokakta diyor, soyulmuş gelmiş. Ben buna bakmak için çıkmıyorum sonra ama soyulmuş her tarafı tutunda. Bende ne kabahat var? Öyle demiyor Allah. Sen Müslümansan, kim Müslümansın? Kulli müminine yavuttu min absarihim. Mümin erkeklere söyle Habibim, gözlerini harama bakmasınlar, indirsinler. Kadıya bak be. Aklına gelir ya, sen Allah'ı öyle yaratmış, sen erkeksin, melek değilsin, o aşmış diye. Hayır, bakmayacaksın, harama bakmayacaksın, o açınsa bile harama bakmayacaksın. Kulli mümine yavrutlu min hafsarihinle, mümine kadınlara da söyle, onlar da elin erkeğin içine buna bakmasınlar, bakmasınlar. Gözünü, göz çünkü zinanın postacısı. Bakmakla başlar, arkadan şöyle olur. Harama bakmayanların gireceği kapı da Cennet-i Adem'dir. Beyaz incidendir. Evet, Firdevs Cennet'in bir kerbici gümüş, bir kerbici altın, bir kerbici yakut, biri zebercettir. Harcı mis diyor. Hadislerden alıyorum. Evet. Böyle yaparsanız فَنِيمَ اَنِرُ الْعَبْرِينَ. Bunları yapanların alacakları nimet ne güzeldir. Ebedi cennette kalacaklar. Dünyada Allah'ın sevgilisi olacaklar. Ebediyen mutlu olacaklar. Değil mi? Vesikallezine tekav Rabbim fiyel cenneti zümara. Baş. Cennete. Ölüp. İnşallah. Zümara. Ölüp. İlk cebede girecek olan Muhammed Mustafa. Peygamberler bile ondan evvel giremeyecek. Ondan sonra, peygamberlerden sonra ilk cennete girecek olan biziz. İnşallah. Ümmet-i Muhammed'den olduğumuz için, Muhammed Mustafa'ya inandığımız için, bizden evvel en son gelen ümmet olmamıza rağmen cennete ilk girecek ümmetlerden Ümmet-i Muhammed'e bakın. Peygamberimize bu miraçta verilmiş.
Efendimiz'e verilmiş bu. O kadar seviyor Allah. Peygamberimize böyle sever sünnetlerini isterseniz, sizi de Allah o kadar seviyor. Ümmet-i Muhammed ona sevdiği için, evet şimdi Allah'a inanıyor. Ama peygamber akıl adamış ya, filozof adam. Bu gavurdur. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah imanın temelidir. Muhammed Resulullah demeyen Allah bir dese de kafirin önde gelebilir. Hristiyanlardan da var. Peygamberimiz geldikten sonra bunu söylemeyen kafirdir. Afrika'da halen, Afrika'da bu çok ormanın, ekvator ormanlarında hakiki Hristiyan var, Allah bir, İsa peygamber diyen. Çok az ama peygamberini duyduklarsa kafirdirler. Cehenneme girecekler. Öyle bir Kur'an bende. Alman postu 3 defa dava açtı bana. Hristiyanlar kafirdir dedim diye. Ayet öyle söylüyor. Allah için üçüncü diyenler kafirin ta kendisidir. Hariden, muhariden, fiha ebeden diye ayet var. Savcı beni çağırmadı, o da mümkün çünkü. Kur'an'da ayeti söyledi demiş, çağırmadı bile. Evet, Muhammed Resulullah demeyen, dindarım, Allah'a inanmıyorum, hiç laf, boş laf. Hiç mümin filan değil, kafirdir. Şimdi işte böyle güzellikleri yaparlar, efendim, mecrül amelin. Bölüp bölüp şey edecekler. Evet, buna karşı cehennemde yedi kapı, onu da bir söyleyeyim. Evet, bundan yedi kapının altısı şeytanın kapısı. İşte bu pislikler yapanlar. Bir tane de Müslümanların kapısı. Allah'a inananların kapısı. Kim onlar? Hariciler. Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye savaştı biliyorsunuz. Sıffin orayı var. Sonra Hazreti Ali savaşmış, savaşmayalım kendiler gitmesin diye hakem seçilmesini kabul etti. Hakemle uydu, savaş bitti. Hazreti Ali'nin yanında savaşanlar, sen hakemin sözünü kabul ettin, Allah'ın sözünü bıraktın, kafir oldun diye çıkıp gittiler. Harici, ayrılar gittiler. Bu haricilerden çok aşırı kanaatları, fikirleri. Bir kısmı Hazreti Ali'ye Allah diyor. Bir keresi atıyla gidiyormuş. Atın üstüne Hazreti Ali halifedir. Bir karşı çekmiş, emke hu demiş. Böyle bağırmış. Hemen hu. O hu dedi kim? Entallah. Sen Allah'sın demiş. Hazreti çok kızmış. Atın burası işte demiş. Cahil bu korkularına. Atın burası işte. Adam yanıyor. Beni tasdik ediyorsun. Allah Kur'an'da günahkarları yakacağını söyledi. Beni tasdik ediyor. Allah olduğunu ispat ediyorsun diyor her yanarken. Böyle sapıklar var. Bir kısmı kafir diyor bu haricilerden. Bir kısmı kader var. Ezelde yazılmış benim hırsız olduğum, işte kovarda olduğum, ay yaş olduğum yazılmış. Ben de kubat yok ki, ben yazılarını yapıyorum. Böyle diyenler var. Bunları cebriye deniyor. Cebriye deniyor. Bir tanesi anlattım herhalde mi? Geçmiş konuşmalarında böyle bir kalabalık yuva ediyorlar. Bir tanesi de ceplerden paraları boşaltıyor. Kabe'de de böyle boşaltıyorlar. Bir de gözünü Kabe'ye dikiyorlar diye. Hem de bir tanesi profesör, nöroloji profesörüydü. Benim evde kalıyordu. Evde geldi, baktım, yüz çok bozuk. Kaç parayı dedi, parayı çaldırdığı belli. 20 bin liraydı, hepsini aldılar. Hacer Esmet'i tersizdirmişim diye takmış kapıyı Hacer Esmet'e. Gelmiş yan kesici, paranın hepsini almış. Yengeye söylemedi. Çünkü ağlar sağlar. O 20 bin lirayı ben buluverdim Türkiye hacılarından borç. Hiç değil yani.
Evet arkadaş, orada da soruyorlar adam. İşte böyle Hazreti Ömer zamanında dua ederken bir cepler boşalmış, yakalanmış görevli. Evet. Bakmış Hazreti Ali, eli kesilecek ama çok parada değil. Belli bir para kadar olur, eli kesiliyor. Bir dinar. Yani bir dinar parası. Şimdi sizin Reşat altın en pahalı hangisiyse, Cumhuriyet altının adı altının hangisiyse o kadar olursa el kesiliyor. O kadar ama öyle çok para değil. Olan demiş, elin kesilecek. Akılsız, aptal demiş, bir tane çarpmış buna. Ömer yahu, şakası mı? Böyle namazı böyle sarılıkladı gelenler oldu mu? Üstü başı perişan, şuradan tutuyormuş, kapıdan dışarı atıyormuş. Bir de adam gibi geldi, amca ne diyormuş? Burası sokak değil, Allah'a gelin. Şimdi Ömer'e çok ihtiyacımız var yahu. Sokakta bir tane sokak verir ona. Hizaya geldi, hem Müslümanım diyor lan, hem de böyle. Ömer'lere çok ihtiyacımız var. Ondan sonra, ne var, ne oluyor bana demiş, Halife Hazretleri. Bu benim alın yazım demiş, ezelde benim hırsızlık yapayım yazıldı. Cevap muhteşem. Ne bağırıyor lan demiş. Sana bir tokat atmak da benim alın yazım demiş, o da yazıda var. Evet, yazının dışında hiçbir şey yok. Şu konuşmada yazı da var, senin beni dinlememde de yazı var. Onun dışına çıkmam yok, bari öğrendim hiç. Evet efendim, şimdi cehennem bin şeysi, altı kapısı, bu cebriyeciler, bizde suç yok diyenler. Bir tanesi de diyor Kaderiye, Allah büyük yahu, benim yemek yememle, kıza bakmamla, bilmem neyle mi uğraşır ya? Büyük işlerle uğraşır o. Onları ben yaptırırım diyor. Ben öksürürüm diyor. Ben yerim diyor. Ben diyor, konuşurum diyor. Onlar benim, ben yaratırım diyor. Onlar da kadere deniyor. İşte bunlar ondan girecek. Kimisi burada tapıyor. Böyle, bu gruba İslam halinde bunlara fırakı dahil edilir. Elhamdülillah biz ehl-i sünnetiz. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli ehl-i sünnet itikadındadır. Pratikte Malikiler el bağlamaz mesela, salıveriyor. Evet, bana geldi hacı, hocam şu hayvana bak. Namazda son bir sokakta durakıp duruyor, ellerini hiç bağlamıyor. Susurum Maliki oluyor. Hayrına baktı gibi de. Bir tane bazıları da mesela eşhedü en la ilah derken parmağı kaldırmak sünnet. İllallah da edeceksin. Hep yukarıda kalkarsa yanlış. İllallah da hani koşurken berre diyorsun ya. Allah'tan başka ilah yoktur. Teyit sebebinde kaldırıp indirmek güzel bir şey. Ama yeri yapamak için hiç kaldırma. Şimdi bazıları bakıyor, Ettahiyyat başlıyor böyle el dolaştırmaya. Döndürüyor, geri geldi. Hocam şuna bakıyor, oyun oynuyor namazda. Susuyor. Meslebi başka. Meslebi başka. Bilmiyor adam. Yoksa İmam Malik öyle yapmıyor, İmam Şafii öyle yapmıyor, İmam Mahmud bin Hanbel. Büyük adam mı? Doğru adam sanki bizim hepimiz biliyor muyuz? Bir sürü yanlış yapıyoruz ya, onu söylüyoruz. Ha İmam-ı Azam yaptı mı ya? Hayır. Onlar yok dedim. Onlara bir şey görme. Evet efendim, o altı kapıdan şeytanın peşine takılan onlar girdi. Bu bir kapıda işte iman var. Ehli kıble tekbir olunmaz. Eğer bu kural olmasa ben İranların hepsini gavur derim. Çünkü 10 Muharrem'de ayinlerine katıldım. Hazreti Ebu Bekir'e resmen küfrediyor. Yüz binler. Hazreti Ömer'e resmen küfrediyorlar, lanet okuyorlar. Hazreti Osman'a küfrediyorlar. Hazreti Aşe'ye, Aşe'nimize fahişe diyorlar. Halbuki Kur'an'da ayet var. Ayşe iffetli kadındır diye iftira ediyorsunuz. Hazreti Ebu Bekir dünya bir tarafa, Ebu Bekir bir tarafa. Peygamberlik benden sonra Gezir Ömer peygamber olurdu da peygamberimiz.
Osman'a hanımı ölmüş, iki kızını vermiş. Ağlamış, hanım öldü. Bin kızın ölse bin de sana veririm diye. Böyle söylüyor yani. Buna küfür ediyorlar, lanet ediyorlar. Sakallı, sarıklı, hanımları böyle peşeri, yüzü gözü gözükmüyor. Ebu Bekir'e söven adam, sahabeye söven bana sövmüş olur. Bana söven Allah'a sövmüş olur. Hadis var böyle. 300 kişi öldü şeytan karşılarken, geçen sene. Ayaklarının altında ölenlerin Ömer çıktı. Ömer'e düşmanlıkla hacca gelmiş bu. Ayakta çiğniyor Ömer'i, onun kininden. Ben buna %100 gavur diyeceğim de, uyum ağzım kanım koymuş. Namaz kılan adama ehli kıbleye gavur denmez, onun için diyemem. Mecusi adetler var bir sürü. Evet, bizleri var. Yani hocam ya, ben kimsenin hakkını yemiyorum. Çocuklarımı korumak iyi gösteriyorum. Görevi yapıyorum ama akşam içmezsem olmaz. Dünyayı verseler bundan vazgeçmem. Niye aramazsın ki? Buyur. Allah haram diyor, bu da ne diyor? Bu da Müslüman adam. Namaz da biliyor ya. Cumaları diyor. Niye haram olsun ki diyor. Evet, bu adam da kafirdir. Allah'ın bir ayetini inkar eden kafir olur. Ama cuma namazı gelince kafir değil mi? Cuma namazı geldi, namaz kılıyor. İmam Hazret parlamış. Diyormuş, bayram namazı gelmese kafir diyemiyor. Ehli kıble, namaz kılıyor bayram namazı. Ehli kıble ya kafir denmez. Bir mümine kafir diyen küfür sözü kendine çullanır diyor. Hadis-i şerifte yasaklamış. Onun yanlışını beğenmeyeceğiz, düzelteceğiz, emri mağrur yapacağız. Ama kafir, cehennem kütüğü demeyeceğiz. Klasik bu. Onu nasıl yapabileceksek, onun anlayacağı dilden, zaaf taraftan bularak kazanmaya çalışacağız ama kafir demeyeceğiz. Evet efendim, cehennemde bir adı cehennem, bir adı leza, bir adı hutame, bir adı sayir, bir adı haviye, evet, bir adı sakar. Siz ne diyorsunuz? Beş para etmeyen adama, ulan sakar adam. Bu millet, atalarımız bize İslam'ı öyle aşılamışlar ki, bilmiyoruz aslını, Kur'an'ı ibadet bu sakar derler değil mi? Niye sakar adamsın derler? Sakar cehennemin adıdır. İşe yaramaz adamla yiyeceği yeri olası. Mesela ne derler? Ulan yırtık eşek gibiydi, gelmiyor mu aramıza? Aynen Kur'an'da vardır, umurum istemire. Hiç bilmiyor ayet olduğunu. Bu millet Müslümanlığı öyle benimsemiş. Unutulmuş, ayet hadisi hala deyim olarak kullanıyor. Bu iş deve iğne dilinde geçerse olur, Kur'an aynen ayettir. Aynen ayettir. Biz diyoruz ki gelin, bilinçli yapalım, öğrenelim. İbadetlerimiz boşa gitmesin. Eskisi gibi devir açalım, çağ kapayalım. Evet, cahim, sakar, sahir, utama, ceza, cehennem, haliye, cehennemin adları, Allah, ümmet-i Muhammed bizleri bunlara düşmekten korusun inşallah. Evet efendim, şimdi bu mübarek şeyde söyleyeyim, Şaban ayında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arz ettim size, Ayşe'cim demiş, Hümeyra, kırmızı yanaklı, bu Şaban'ın yarı gecesinde Allah istiğfar edenleri affeder. Ve yerhamur müsterhimine, Allah'tan rahmet dileyenlere rahmet eder. Peygamber sözü bu. Ve ühhafiru ve ühhafiru ehler hikti. Kema hüm. Ama işte çocuktan dolayı, bir meseleden dolayı kızmış birisine barışmıyor. Kim ki bunlara af yok diyor Peygamber söyledi. Onun için daha çok da mesela kinci affedilmez. Hiç kardeşine ziyarete gitmiyor. Hatır-ı Rahim. Amcasını ziyarete gitmiyor.
Çünkü amcasını beğenmiyor veya sevmiyor. Git, helalleş. Veya içinde hemen affet. Yoksa Erat gecesinde af düşürsün. Öyle bir peygamber. Müşrik affedilmez, kinci affedilmez. Evet, süre-i rahimi yapmayan affedilmez. Kibirli adam affedilmez. Anasını babasını zulmeden affedilmez. Evet, müminin hamur söylediğim gibi yani ayyaş, evet, çemici, hocam buna karışma ya. Dünya verseler vallahi bir kaderini değişmem. O kadar şey etmiş. Mümin inkar etmiyor. Ama hafif yok. Yani cehennemin bir tanesi bunlara o da girecek. Karıcılarla beraber. Tabii Allah affetmezse, peygamber şefaatine izin vermezse Allah, bunlar da cehenneme girecek ama günahı kadar yandıktan sonra imanı sebebiyle cehennemde çıkacaklar. Çıktıktan sonra cennete, cennet nehrinde yıkanacaklar, hayat nehrinde. Çünkü yanıp kavrulmuş ve onlar kendine gelecekler. Bu cehennem sürgünü oradan geldi diye anlamında yazınca bizim komşu nereden gelmiş? Hep tanıyacaklar. Cennettekiler yalvaracaklar Allah. Allah bizi oradan kurtardın. Şu anımızdaki yazıyı da sil. Ve biz de onu da seçiyor Allah. İman kadar kıymetli. İmanı götürmeyin. Götürmesin. Allah bizden almasın. Ama şimdi ben dedim ki televizyonda Allah peygamberi söylenir imanı kalmaz. Kitap öyle. Kanun öyle. Evet. Telefonuna geliyorsun. Gecelerde kaç tane. Ben 30 senedir evliyim evladım. Benim herif 5 vaktimde kula. Ama kafası kızdı mı 10 defa Allah peygamberi küfreder. Ne olacak şimdi? Evet, küfredilme iman kalmaz ki de böyle söylüyor. İman kalmayınca nikah da kalmaz. Çünkü bir Müslüman kadın, Müslüman olmayanla nikah durmaz. Asla. Almanya'da Ayşe evlenmiş. Kesinlikle nikah durmaz. Kesinlikle. Kesinlikle nikah durmaz. Hangi dinden olursa olsun. Muhammed Resulü demeyen erkekle bir Müslüman kız evlenemez. Allah'ın kanunu böyle. Evet, buna çok dikkat edeceğiz. Bu işlere o pazartesi günü varmadan varsa bunlar merhaba diyor. İlk selam veren kazanıyor. Mesela dükkan komşumuna bir meselede çivi yetmiş, kavalı yetmiş. Haklısın ama konuşmuyorsun. Selam vermiyorsun, kin besliyorsun, git selam aleyküm aleyküm. İlk selam veren kazanıyor. Bu kazanan sizin, ananız size çok bir şeyler yapmış. Öteki oğluna kızına şunu vermiş, sana metelik vermemiş. Git, konuş. Eğer konuşmazsan sen suçlusun. Konuşursan o haksızlık ettiğin cezasını orada verecek. Evet, ama bazısı duyuyor. Anlattım ya Saad bin Ebi Vakkas, bir evin zengin bir ailenin bir oğlu, çok büyük kumandan biliyorsun, orgeneral rütbesi, İran'ı fethetmiş, büyük sahabi, Müslüman olmuş, babası ölmüş, Müslüman olmuş, anası var, titremişler, bir oğulları var, iyi bakmışlar, iyi yetiştirmişler, Müslüman olduğunu anlayınca, sen baban ataların dininden çıktın, dön geri demiş. Hayır dönmeyeceğim. Bak sen dönmezsen demiş. Ben de ekmek yiyeceğim, su içmeyeceğim. Bir hafta yememiş, içmemiş. Anasını insan sevmez mi? Gelmiş, neyse ölmek üzere. Demiş, 1000 tane canım olsa, 1000'i de çıksa demiş. Kesinlikle ben Müslümanım demiş. Bir de tekme atmış. Kızmış. Yalvarmış yok. Bir de tekme atmış. İnanın kabul etmeyince. Anasını tekme atmış.
oraya girmiş. Anasını tekmemle evlat iyi olur mu yüzü? Efendimiz'e gitmiş, saat demiş, hayrola? Ya Resulallah, anam böyle böyle. Ben de en son bir tek baktım geldim. Hayır, yanlış. Dinini değiştirmeyeceksin. Ama demiş, tekmen atmayacaksın. Yavur da olsa. Putperestlerde anaya tekme atılmaz. Tup denmez. Anaya babaya, ya bana çok etti. Bak öteki müşrik görmüyor mu? Bunlar denmez. Evet, sen görev yapacaksın. Eğer merhaba demezsen, bak Berat gecesinde sak dışısın. Ben onu söylemek istiyorum. Gelin camide ağlayan, seninki kapalı diyor. Onları bırakırım diyor. Sonraya bırakırım. Evet efendim, bu şey gecesinde, o gün, evet, gecenin ertesi, ertesi gün oruçlu oluyor dedi hoca. Orada diyor ki, bu güzel geceyi oruçlu karşılamak güzel dedi. Peygamberimiz oruçlu tutarmış. Ben defterlerimi Allah'a arz olunca Berat gecesi. Defterlerim ben oruçluyken arz olsun isterim demiş. Siz o zaman pazartesi için oruçlu olun. Evet, salı günü oruçlu olun. 15. günde oruçlu olun. Bir kameri ayı 13, 14, 15'i her ay oruç tutan ömrü bile oruçlu sayılır diyor Peygamberimiz. Şimdi 1'e 10 verildi ya, 13, 14, 15, 3 oruç, 10 açar 30 oruç, 1 ay mesela. Evet, birinde, ortasında, sonunda tutuyorsun. 13, 14, 15 değil. Ona da o ay oruç tutma sevabı verilir. Çünkü başı ilk girdiği gün, ortası 15. günü, son çıktığı gün. Bunu adet edinirseniz ömrü billah oruç tutmuş olursunuz diyorsunuz. Bir de işte çok istiğfar edin diyor Peygamberimizin emri var böyle. Bu Şaban'ın 15. gecesi geldiği zaman çok istiğfar edin. Evet, çok istiğfar 301. Camiye gelirken çok istiğfar edin. Şaban ayı böyle. Hele Berat gibi her zaman böyle çok istiğfar edin. Cebinizi elinize sokun. Tesbih bir devir 300, bir devir 200, bir devir 300. Namazı gelip giderken tuvalette hariç, meyhanede hariç, banyoda hariç, pislik yerlerde hariç, abdestsizken de estağfurullah denir. Abdestiniz olmasa bile. Yattığınız yerden de estağfurullah denir. Evet, en güzeli abdestliyken kıbleye karşı iki diz üstüne gelmektir ama abdestsizken de estağfurullah denir. Evet, buna alışın, çok istiğfar edin diyor Peygamberimiz. Çünkü Allah, hoca da söyledi, bu Berat gecesi, istiğfar eden yok mu, affedeyim. Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim. Cennetleri ödeyemiyorum, kazanamıyorum. Kalkılarım işte bu. Peygamber söyledi. Berat gecesi sabahında, Allah'ım benim ticaretimi şöyle diyor, yalvarıyor Allah Allah. Tırsımı bu işte, sırrım. Evlenemiyorum, dua et ya. Bir şey isteyen yok mu, vereyim. Çok böyle, ne istersen verecek diyor. Güzel Peygamberimiz siz de, ben de size onu duyuruyorum. Şimdiden 301 salavat her gün. 301 Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala el seyyidina Muhammed. 301 defa la ilahe illallah Muhammed Resulullah. 301 defa Allah deyin. Şu Şaban ayında, Ramazan ayında, hele bu Berat gecesinde çok. Çünkü hadis öyle. Hadis öyle. Evet. Bunu alıştırın kendinizi. Evet. Kalkın camiye gelin. Camide topluca dua ediyor. Değil mi? Bu gelenden hepsi de işe yaramaz adam mı? Camiye gelen adam işe yaramaz adam diyemeyiz. Bak gavur bile diyemeyiz. Adam hiç ilim sahibi değildir. Makam sahibi değildir. Ama kalbi çok temizdir. Allah'ın yanında salih kuldur. Evet, bu kutuplar var ya. Kutup var. Şeyler var diye.
Kırklar var, yediler var. Bunlar alim olduğu için değil, şey olduğu için değil, kalp temizliğinden bu rütbeyi almışlardır. İlim erbabının sahası ayrı, onların sahası ayrı. Ben böyle birisini mesela Edirne'de karşılaştım, havucu anadır cevabı. Elifi göze mertek zanneder. Havru satarak geçiniyor, onun için havucu Ahmet diyorlar. Kimse takmıyor, tahsil yok, bir şeysi yok. Kimseden bir şey dilenmiyor. Hep satıyor, öyle havrudan kazanıyor. Hayvanları veriyor, köpekleri veriyor, kedileri veriyor, pazarların fazlasını. Evet, 40 sene dağlarda dolaşmış. Evet. Ben rütbeyi almış. Hiç çatalda girmemiş fırtına da, soğukta. Yazın da sıcakta girmemiş gölgeye. Bedava vermiyorlar yani, anladınız mı? Evet, böyle bir adamdı. Kabirdekiyle konuşuyordu. Evet, kalp temizliğinden. Cemaatin içinde bir kalbi temiz adam yok mu ya? Yoksa yıkılır ya. Dünya yıkılır ya. Böyle adamlar olmasa. Ha. Böyle topluca dua ettiniz mi? Tesbih çektiniz mi? Meleklere çağırın diyor Peygamberimiz. Bunlar ne için geldi camiye? Niye dua ediyorlar? Ya Rabbi, cennete gitmek istiyorlar. Cehennemden korkuyorlar, girmem, ondan kurtulmak istiyorlar. Bunlar cenneti gördü mü? Hayır, görmediler. Cehennemi gördüler mi? Hayır, görmediler. Şahit olun. Ben onları affettim. Buyur. Şimdi, hadis bu. Evet. Melekler derler ki, camiye gelen hepsi böyle affeder değil. Kimisi müşkilatçı. Mesela hocayı teftiş için gelmiş herif. Yani namaz kılmak değil, terapisi kılmak değil. Bakalım suç işleyecek mi diye gelmiş. Niyeti bu. Öteki bakalım ne saçmalayacak. Mesela. Niyeti bir şey değil. Veya gitmeyeceğim ama ben bir kandil gecesi bir camiye gitmiyorum. Diyecekler, komşular. Dilinden kurtulayım diye gelmiş. Olsun. Benim sevdiğim adamın bulunduğu topluluğa geldi. Onun hatırına hepsini günahını sildi. Hadis böyle. Onun için camiye koşun diyorum. Camiye koşun, camide namaz kılın, camide topluca dua edin. Bu kadar adam için bir tane temiz kalp adam yok mu ya? Evet. Allah öyle güzel kullar yan yana dua edelim. Duasını aynı zamanda gibi kabul ediyor. Ondan dolayı camiye koşmak lazım. Biliyorsunuz camiye koşmak insana rütbe verir. Namaz kılmak. Mesela diyor ki selam vermek insanın derecesini artırır. Efendim aç kalanlara yemek yedirmek. Misafire ikram etmek ve geceleyin namaz kılmak, hadisinin tercümesini yapıyorum. Herkes uyurken kalkıp gece namazı kılmak ve insana rütbe kazandırır. Evet, günahları affettiren şeylerle, evet, namazlardan sonra mescitte kalmak, namazı beklemek. Şimdi erken geliyorsun, namazı beklerken bu şeye kazanıyorsun. Evet, cemaatle namaz kılmak için camiye gitmek, günahların kefaretine sebeptir. İsbab-ı vudu fil mekârit. Çok zor, soğuk, buzlu su, çubu mesela. Buna rağmen güzel abdest alıyorsun. Hiç buraya bırakmıyorsun. Hiç yıkanacak yerlerde su şarj bitiminden şürçeni altına kadar iki buram arasında hiç kuruya kalmayacak. Abdestin geçer olması için. Hiç kuruya. Adam böyle yapıyor. Geçiyor. Buraları öyle uçturacaksın. Gözünü uçturacaksın.
Köşe güzel. Dirseğin mutlaka yıkayacaksın. Evet, şimdi siz abdest alırken elinizi üç defa yıkıyorsunuz. Kolunuzu üç defa yıkıyorsunuz. Çünkü üç defa yıkıyor sünnet. Başa gelince ne diyorsunuz? Bırakıyorsunuz. Başı değil, şimdet işlemiyorsunuz. Başı mersin şimdeti de iki elinizi ıslatacaksınız. İki yanınızı da mersedeceksiniz. Kolunda yapıyorum. Burnunda üç defa yapıyorum. Ağzımda yapıyorum. Ayağım üç defa yapıyorum bu. Ya bir başında niye şimdet işlemiyorum be adam? Adet olmuş. Bakıyorum ben. İçe doğru gidiyor, buraya geliyor, gidiyor. Etme yahu. Buraya da böyle yap. Orada da sünneti işte. Sünneti güzel abdest, şeytanı insandan uzaklaştırır. Günahları tırnaklardan varıncaya kadar döker. Onun için niyet ederek başlayacaksınız. Besmele çekeceksiniz. Evet. Burnuna Allah beni cennet kokuları koklar. Ağzını şöyle. Allah'ım bana helal lokma yiyin diye. Türkçe söyle. Yüzü yıkardın. Allah'ım bir takım münafıkların, kafirlerin yüzünü karardığı günde benim yüzümü at ya Rabbi, nurlandır ya Rabbi. Kolunu yıkarken Allah'ım kitabımı sağ tarafından ver, hesabımı kolaylaştır. Solunu yıkarken kitabımı solundan verme ya Rabbi. Zorlaştırma ya Rabbi. Böyle yaparken Allah'ım benim boynumu, vücudumu cehennem ateşinden kurtar. Böyle yaparken Allah'ım beni söz dinleyen, sözün doğrusuna, hayırlısına inananlardan eyle. Ayağı yıkarken Allah'ım sırat köprüsünü geçerken benim ayağımı kaydırma ya. Böyle. Dişli selam verdi. Hiç selam almayın. Abdest alamaz, selam edilmez. Duadır okuyacak. İbadet yapıyoruz. Selam verse de amin. Bitirdin mi? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü dedin mi? Bütün vücudundan günahları ben kurtuluyorum. Böyle güzel bir abdest. Ondan sonra ve aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Aleyküm selam değil. Ve ilave etsiniz. Benim ihtiyacım yok anlamına geliyor çünkü. Bunda da alışkın. Ve aleyküm selam diyor. Ve aleyküm selam diyeceksiniz. İnna enzelnâ suresini okursanız Allah ne müjdele. İşiniz şeyse böyle abdest almak günahların kefaretidir. Namazı beklemek, cemaati yürümek, abdest yürümek günahların kefaretidir. Evet. Şimdi bu Berat gecesinde berat edeceğiz, camiye gideceğiz, güzel dua edeceğiz, güzel dua edeceğiz inşallah. İnşallah. Allah dilediğini siler, dilediğini yazar. Yüz bir öyle diyor. Dilediğini imha eder, dilediğini sabit kılar, defterler. Berat gecesi görevli meleğe veriyor. Şimdi konuşmamın başında okuduğum bu hoca benden kitabında. Evet, bu Berat gecesinde, yani Şaban'ın 15. gecesinde eceller tespit edilir. Adam ölecek mi, kalacak mı? Evet, öyle ki diyor Peygamberimiz, adam evlenir, çocuğu olur, halbuki diyor, kayıtta öleceği yazılıdır. Bilmiyorsa. Ama dua edersek, yem hurbar ben yeşer ve yüz bir. Allah dilediğini sabit kılar, dilediğini siler var. Ayet bu. İçimizde de güzel bir adam varsa, onlar bize hayırlı uzun ömür ver. Hayırlı bol rızık ver. Afiyetimiz hayır eyle. Küfürden, şirkten bizi kurtar. Memleketimize kötüleri sokma. Bu afetlerinden kurtar ya Rabbi. Dua edelim beraberce. Aman camiye çocuklarımızı götürelim. Tertemiz abdest alalım. Evet. Bu Berat gecesinde Berat alıyorsunuz. İnşallah. Günahlar kurtuldu mu? İnşallah. Berat denmesinin sebebi bu. Hani borcun ödediğini senet veriyorsun. İbrahim diyorsun. Bir anlamı bu. Önce
Berat gecesine şimdiden hazırlanacağız. Hamim, tenzil-i kitab-ül-Allah aziz-ül-alim, hamim. Berat gecesinde vâb-ül-i zemni ve kâb-ül-i tevbi, şedid-ül ikab, zittav, la ilahe illa öyle-il masîm. Evet, şimdi hamimden 7 tanedir diyor Peygamberimiz. Birisi bu, Berat gecesinden bahsediyor. Orada her emir ayrılır. İşte görevlerinden verilir. Hamimden 7 tane. Haftanın biri kaç gün? 7. Her gece bir hamim okuyan cehennemden kurtulur diyor Peygamberimiz. Adamın bir sürü yanlış işi var. Ama karar vermiş, her gün hamim okuyor. Hamim okumadan yatmıyor. Götürürler adamı. Cehenneme girecek. Çünkü karşılık işi var ya. Hamim der ki, ben düşürüm burada. O benim arkadaşım. Hamim, Allah Kur'an'ı cehenneme girer mi? Öbür kapıya getiriyor. Öbür kapıya ötük hamim. O benim arkadaşım. Yedi cehennem kapısı, yedisine durur hamimler diyor. Cehenneme sokmazlar bu hamimler, her gün okuyan diyor. Ben size duyuruyorum. Buyurun. Cehennemden kurtulalım. Bunları kendimize adet edinelim. Bir şey olmazsa, şey günü, efendim, Berat gecesi, her zaman yapalım da, hiç olmazsa bu şeyi yapalım efendim. Şimdi, Allah-u Zülcelal Hazretleri diyor ki, güneşin batmasından ta sabaha kadar istiğfar eden yok mu? İstiğfar edeyim, bir şey isteyen yok mu? Bunalmış, kurtulmak isteyen yok mu? Kurtarayım. Evet, zenginlik isteyemem, zengin edeyim diye ta saat imsak vaktine kadar böyle söyler, böyle söyler diyor. Onun için bu bilgiye önem verelim. Aman ihmal etmeyelim, işlerimizi ona göre ayarlayalım. Ona göre ayarlayalım. Evet efendim, bu Berat gecesi diğer geceler gibi mesela Arafa gecesi sabahı, cümlendi gece. Bayram gecesi sabahı. Keza bu Berat gecesi aynı gece gibidir. Ertesi günde oruçlu olur. Dua edin, camiye gelin. Allah'ın affı ardına kadar açık. Rahmet kapıları ardına kadar açık. Evet. Dediğim gibi kim derseniz gidin selamünaleyküm değildir. Adam almazsa sizden gitsin de var. Adam da direniyor mesela. Selamünaleyküm diyorsun, arkasını deniyor. Hala o da dargın. Siz selam verin. Kim gitsin ki Berat gecesinde kazananlardan olun. Evet efendim. Buna çok dikkat edin. Mutlaka her hikmetli iş bu bilgide ayrılır. İbadet faziletlidir. Rahmet sağanak sağanak yeryüzüne iner. Müminler duaları kabul olur, mağfiret olur. Öyle diyor güzel Peygamberimiz. Kahin hariç, falcılara danışanlar hariç. Sakın oyuncak bile olsa sokaktaki mesleğe falcıya bakıyor. Sakın oyuncak gevezelik olsun diye yapmayın. Küfrün bunların şakası olmaz. Kahini affetmiyor Allah, kimleri affetmiyor. Dedim ki akşam yapmayın, Yuhana Baneş'i affetmiyor. Cinayet, musul affetmiyor. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme peki o kadar Allah'ın lütfu çok ki 13. gecesi Allah dua etmiş. Bana şafak hakkı tanıdı. Üçte biri vermiş. Ertesi gün yine sabaha kadar dua etmiş. Üçte biri vermiş. Peygamber yine istiyor. Bu Berat gecesi şefaatin tamamı Peygamberimize verilmiş. Öyle bizim için muazzam bir gece. Bunu mutlaka şey edelim, güzel değerlendirelim. Bir gün, ayın birinci günü, orta günün sonu tutamadım. 13, 14, 15 var. Tutamadım. Pazartesi perşembeler var. Böyle kıymetli Şaban orucu, evet.
Zaten aslında her zaman var da, Cuma gecesi mesela her gün var. Bayram gecesi her zaman var. Bu geceler böyle de, Ragay kandili böyle, Miraç kandili böyle. Bunları kaçırdıksak bile, hiç olmazsa, Berat gecesinin uyanık gecelerin, bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine gelelim inşallah. Evet efendim. Bir de dediğim gibi kazandıklarımızı yok etmeyelim. İşte mesela adam bayram namazına geliyor, mümin olduğu belli. Ama diyor, şarabın niye günah olsun? O denir mi? Evet. Kumar niye günah olsun ki? Etme, etme. Böyle söyleme, oynayacaksın bile, Allah affetsin de. O zaman günahkar müminsin. Allah'ım affı çok. Biz de senin cennet olmayacak. Girsin deriz. Kıskanmıyoruz. Ama kâr oynamak niye günah olsun hocam ya? Ben kimsenin ekmeğine bakmıyorum. Kumar oynuyorum, zevkim bu. Bilmem işte akşam bir kadeh içeyim her gün. Niye? Demeyin. Niye günah olsun? Demeyin. Allah'ın haram kıldığını hikayesini bir anda bir kelime söyler, cehennem dibini boylar diyor Peygamberimiz. Bir kelime söyler, cennetin en yüksek makamına çıkar. Nedir o kelime? Bâlâ. Evet. Hadis-i şerif böyle efendim. Bir adam, La ilahe illallah, Muhammed'in Allah kelimesini yürekten söylerse, Allah razı var. Buhari Müslim Aleyhisselam, bu kelime sema kapılarının hiç engel ve takılmaksanın yırtarak arşa varır. Sema kapıları var. Öyle hiç boş değil. İsmail var büyük, Cebrail gibi İsmail, denekler büyüğü, şamanın kumandanı var. Mesela Peygamberimizde Cibril varmış, dünya sevmesine. Kim o? Demiş. Paralarsın. Bence bir yerde kim? Muhammed Resulullah. Petrofer oldu mu? Oldu. Hoş geldin. Sıfır dedi. Geç. Her tavada böyle var. Boş değil. Ama bir adam, bir insan yürekten hani estağfurullah öyle değil. La ilahe illallah. Tavada bakıyor. Kimlere bakıyor? Evet. Peygamber ziyade gitmiş. Ulan hayvan, sen demiş edip ben geldim. Evet, çok hacılar da böyle arkadaş. Onlar hayvan diyor ya. Çinlilere bak, Çinlilere bak. Yahu sen Çin'i seyredin ya. Peygamber ziyaret ettim. Ben mübarek adam, bir ton para harcadım. Bütün sıkıntıyla katlamayayım. Resulullah Efendimiz diri. Ali Ulu Hoca söyledi bak. Bu muazzam adam bu. Efendimiz gelen hazırlığı eller tuttu. Cevat Hoca bunu görmüş. Evet. Sen de adam olsan sana döktürür. Evet. Biz de adam olsak bize döktürür. Yani peygamber diri. Peygamberler cesetler çürümez. Salavat getirenin salavatını diyor Allah bana ulaştırır melekleriyle. Cesedimin ruhumu iade eder. Efendimizin Buhari hadisi budur. Beni diriltir. Ben de o salavat getiren mümin kardeşime salavatını iade ederim. Aleyküm selam ve rahmetullahi bereketü derim. Dünya yuvarlak. Namazda salavat getiriyoruz değil mi? Hani başka zaman salavat getirmeseler insanlar, dünya yuvarlak. Namazda salavat getirmiyor mu? Allah'ın salavatı kılmıyor musun? Evet. Şimdi biz namazı kıldık. Bir dakika sonra orası kıldık. Bir dakika sonra dünya yuvarlak. Her yerde namaz kılmıyor. Dünyanın her yerinde Müslüman var. O Müslüman salavatı götürünce ne dedi Peygamber? Cesedine ruhu iade eder. Beni dirildi. Selama cevap verir. Peygamber devamlı diri arkadaş. Devamlı diri. Onun için oraya gidince sen görmesen de o seni görüyor. Şimdi misal veriyorum.
askerde cumartesi yağlıyoruz, topları yağlatıyoruz, görevliyi dağıttım. Ben de çıktım, kameraya oturdum, helikopterim, tefsir okuyorum. Yani ne olacak tefsirim. Cumartesi yok, öğretmeni kadar tatil yok. Paşa çıktı geldi. Evet, paşa çıktı geldi. Cumartesi görünce tefsir okuyorum, bir demiştim. Masanın üstünden aldım, oturdum yere yok, görmesin diye. Hemen arkadan dolaştım, nevzeye girdim ki görmedi, geldi seni görmedi, numarası yapıyorum. Ondan sonra çavuş komutanım dedi, paşa geldi. Fırrrr dedim, bittim. Üçüncü bölüm, şeyinize hazır komutanım dedi. Dar çıktı yukarı, yutmadı yani ben numarayı. Oturdu masaya, asıllar oluyor ya, şöyle bir kaldırdı. Hak dini, Kur'an dini, Türkçe. Kaldır bu mukaddes kitabımızı dedi. Bu oturan yer olmaz dedi. Başlatalım. Aldım masanın içine koydum. Kitabımızı dedi ya, şimdi garanti ver hapsedecek. Çünkü orada oturuyor. Bir de üstelik tefsir okuyor. Eşek kaynan diye bekliyorum. Ama dedim ki, bir ayda hapsetsen helal olsun sana içinden. Kitabımızı dedi ya, mümin olduğu belli. Evladım. Maşallah, iki fakülte bitirmişim. Gözüm hala okumakta. Seni çok takdir ediyorum, çok seviyorum. Ben eşek ayağı bekliyordum. Ama dikkat edin, Allah bana lütfetti. Nasıl duruyorum biliyor musun? Tut gibi be. Nefes alıyorum ya korkumdan. Çavar, başımda. Doğru mu? Koca albaylar hapsediyor herif, öyle disiplinler. Şimdi o hep namaza durarken gözümün önüne geliyor. O bir kul paşa. Nasıl durdun lan Cevat Hoca diyor. Allah huzuruna çıkarken hep aklıma geliyor o. Ya namaza durduğumuz zaman yapma ya. Biz görmüyoruz. Allah bizi görmüyor mu? Görüyor. Niye halt ediyoruz o zaman? Sağa sola bakıyoruz yahu. Hep bu duyguyla, bu şuurla. Ya anlattım ya Hazreti Ali okşaklanmış bacağına bir taraftan geçmiş, çıkarım acıyor insana da. Ondan sonra durun demiş, namaza durmuş. Namazda öyle bir namaz kılmış ki çıkarmışlar. Kırmızı kızgın demirle davranmışlar çünkü mikrop ilaç yok şöyle. Mikrop atmasın, burun atmasın diye. Bitirmişler birinci rekatta kıyamdayken. İkinci rekat tamammış. Deyin başlayın demiş ya. Niye başlamıyorsunuz? Yani demişler, biz birinci kadın kıyamında o şahit ettik demişler. Haberi yok, görüyor musunuz? Darlamaktan haberi yok. Bu acıdan haberi yok. Allah bize böyle namaz gibi nasip etsin. Bizim plan öyle olmasa da bu yola düşelim. Böyle namaz kılmaya gayret edelim. Allah'ın huzurunda olduğum bilincinde öyle namaz kılalım inşallah. Evet. Hiç olmazsa böyle kılan, namaz kılan kimselerin şeysinde bulunalım, cemaatinde. Evet, öyle diyor Peygamberimiz. Şaban yarı gecesi oldu mu? Kumu leylete. Geceleyin camiye gidin, namaz kılın. Evet, aynen böyle. Namaz kılın, zikredin, Kur'an okuyun. Sabah namazına kadar. Hocam o kadar uykusuz kalamam. Ben memur adamım. Ertesi işe gittim. Oldu eyvallah. Biraz kıl, namaz kazayı. Üzerimde en son kazayı kalan sabah namazın farzın kazasına. Üzerimde en son kazayı kalan öğle namazın kaza. Bir günlük çamızı kazayı. Geceyi ihyasa dediğimde. Ondan sonra abdestli olarak uyu. Abdest uyursanız ibadet etmiş olursunuz. Geceyi ihyaya etmiş olursunuz. Ve su mu yemeğe? İşte o ertesi gün salı gözü oruç tuttum. Bir de başka hadis konusuyla bir gün evvelden oruç tuttum. Efendimizin emri. Allah Zülcel Hazretleri o gün diyor, Yenzirliye Berat gecesinde dünya semasına nazar eder. Der ki, men zelledi yekuli. Kim o bana dua eder? Onun duasını istediği güler bu.
Ben üniversiteye gideceğim, doktor imtihanı kazanacağım. Dua et. Ben kızımı evlenemiyorum. Dua et. Sür söylüyoruz yahu. Oğlum evlendi. Dua et. Ticareti bozuk. Dua et. Dua eden yok mu? Kabul edeyim. Estediği öler mi? Peygamber yalan söyler mi yahu? Berat gecesi böyle yapan var. Yok mu dua edin kabul edeyim. Menzel dedi. Estağfirullah. Estağfirullah. Benden af dileyen yok mu? Günahlara pişman olmuş. Bir daha yapmayacağım diye pişman olmuş. Af dileyen yok mu? Affedeyim. Çok kuraldayım. Hanımla geçemiyoruz. Neredeyse boşanma üzereyiz. Oğlanla kavgalıyız. Kızımla kavgalıyız. Falan. Bu sıkıntıdan beni kurtar diyen yok mu? Sıkıntıdan kurtarayım. Rızkımı artır. Zenginlik ver diyen yok mu? Erzuku ona vereyim. Ta bu sabah namazı vaktine, imsak vaktine kadar devam eder diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet, Berat gecesini bunları unutmayacağız inşallah. Bunları yapacağız. Evet, tabii samimi olacağız. Bir daha yapmamak yani diyelim. Madem affediyormuş, ertesi bir daha başlarım ama ona affetmez. Samimi olan, istiğfar samimi olacak. Bu şeyle. Evet, bu gece mübarek gecedir. Evet, devri mübarek ederler. Şefaat Hakkı Peygamberimize verilmiş. Evet, rahmetiyle taşar, dualar kabul olur, müminlerin işleri ayrılır. Mesela har benzeri işte. Sözünüzü bağlı kesiyorum. Har. Bir şey söyleyebilir miyim? Sonra söyle. Harp zelzele çöküldü işleri Cebrail Aleyhisselam'a. Amenler İsrafil Aleyhisselam'a. Musibetler Azrail Aleyhisselam'a. Rızıklar İthal Aleyhisselam'a. Yıl boyunca buradan al, Devri Mahfuz'dan indiriyor. Ondan sonra birer birer günün ne zamanında bunları yapıyorlar bu görevli melekler. Evet, şimdi Peygamber'in dua ediyor bize. Yani adam ölecekse ölecek. Cehennemse cehennem gidecek. Şey yazık dedi Peygamber. Ama Allah her şeyi kadir. Allahümme in kunte ketebte ismi şakiyyen fi divan teşkilâ fenhu. Allah'ım benim ismimi şakilerin defterine yazdıysan onları sil. Böyle dua edin diyor Peygamberimiz. Ve tümün fi divan-ı suada mutlu olanların defterine yaz benim ismimi. Ve in kümte keter de ismi sa'iden fi divan-ı suada esbütü. Benim adımı mutlu olan müminlerin, salih kulların defterine yazdıysan aman onu sabit kıl. Sabit kıl. Silme ya Rabbi. Fe inneke kulte fi kitabike el kerim. Sen Kur'an'ında şöyle buyurdun. Bak hatırlatıyor Allah'a. Garanti istiyor. Peygamberimizin duası bu. Bizim de yapalım. Yem hurgar me eşe ve yüspil. Allah dilediğini siler, dilediğini sabit kılır. Ve inde ve ummül kitab. Ana kitap onun yanındadır. Buyurdun. Benim de defterimi eğer adımı kötüler arasındaysa iyilerini böyle dua edin, istiğfar edin. La ilahe illallah deyin. Demin de söyledim de hakikaten içimizden gelerek la ilahe illallah dedik. Hakikaten güzeliz, duygularımız yerinde, dalgın değiliz. Şuurlu bilinç yaptık. Bu kelime sema kapını yırtarak Allah'ın huzuruna varır. Hadis efendim. Hadis geldi de bir daha. Başlar titremeye diyor hadis-i şerif. Bu kelime Allah'ın huzurunda sanki bir insanmış gibi ama ona bir cesaret verir. Başlar titremeye. Allah Zülcelal Hazretleri ona buyurur ki niye titriyorsun? Kelime. Beni söyleyen sahibimi affettiğini öğrenmeden nasıl titremeyim? Yaylar kelime söyledik ya, o kelime bize dost oluyor. Sahibim diye söyleyene. Benim sahibimi affettiğini senden duymadan nasıl titremeyim? O benim sahibim.
yüzleri çok muazzam. Efendimiz diyor ki, Allah buyurur, senin diline doladığı anda onun günahlarını sildir. Ne kadar müjde değil mi? Onun için yürekten de gel yavrum demeye devam edin. Bilhassa Berat gecesinde bunu söyleyeyim. Evet, bunu söyleyeyim. Efendimizin bu şeysini, müjdesine erelim inşallah. Evet. Dediğim gibi cemaati mutlaka bilelim. Kur'an okuyalım. Kur'an okuyalım. Mümkünse tabii hatim etmek bir gecede zor. Camide biz öyle yapıyoruz. Ben cemaat diyorum, herkese birer cüz dağıttırıyorum. Güzel Kur'an okuyanlar okusun. Ötekiler de ihlas çeksin. Bin ihlas, bin bir ihlas hatimdir. Bin bir ihlas çeken canını Allah'tan satın alır. Hadis bu da. Siz diyorum, 200, 300 ne çekebilirseniz. Ötekiler de Kur'an okusun. 3-4 hatim indireceğiz camide. Ondan sonra hep dua ediyoruz. Evet, hatim, Kur'an okumak da çok güzel bir gece. Dua, zikir, Kur'an, tesbih, namaz kurmanın yanında. Evet, öyle diyor güzel peygamberimiz. Amelde bugün herkesin amel defterleri görevli meleklere şey edilir, tebzi edilir. Yıl boyunca oradan gereğini yaparlar. Sabah kadar bu Allah'ın duasının kabul etmesi devam eder diyor. Biz hocam biz... istirham ediyorum, daha beni dinleyin ya lütfen. Ya, dinledim, söyle bakalım. Ben 93 yılında karşıdan karşıya geçerken, cuma namazına giderken araba çarptılar hocam. Ben 9 ay komada yattım, 1,5 sene bitkisel hayat yaşadım. Yani yeme içme organları çalışmıyor, sırt üstü yattığım yerden 60 şirinayla, iğne olduğum şirinayla 1,5 sene bana ağzımdan sığmadan verirler. Evet. Zamanla güne geçivenle iyileşiyorum. Ben sırtta kucakta omuzda gezdim. Hiç yürümeyi bilmiyorum. Gözlerim görmüyor. Konuşamıyorum. Konuşuklarım var. İdin. Şimdi görüyorsun. Hamdolsun. Ama biraz gözlerim uzağa göremiyorum. Biraz da insanlara bakarken insanlara yiyecek gibi bakıyorum. İnsanlar benden tırsıyor, korkuyor, kaçıyor, gidiyor. Evet. Bir kere Allah'ın mutluna vurmuşsun, girmişsin. Daha bana, a, bana ismen bir şey... Ayaklarımda sağ bacağım kazada kırılmıştı. Evet. Bacağım kırılmıştı. Bacağımda platin vardı. Platini bacağımdan aldılar. Bacağımda 5 cm kısalım oldu. Şimdi beni yolda yürürken topallaya topallaya sallana sallana İsmen yürüyorum. İsmen dua istiyor hocam. Beni bilmeyenler, tanımayanlar sarhoş yavaklar hoş geliyor. Sakat ama sakat geliyor diye tabirde kullanıyorlar. Bana ismen dua demişsin. Adım Hüseyin bak. Tamam. Sen de ne güzel Hüseyin. Hüseyin her bana. sabah evet. Programınızı izliyorum hocam. Mübarek tamam. Olmasın. Sen zaten kazanmışsın. Kazanmaya devam et. Hiç itiraz etme. Bir şey daha söyleyebilir miyim hocam size? Söyle. Herkesi görmeye de heves etme. Biz konuştuk burada. On sene önce 5 ayda Yasir-i Şerif, Tebarke, Amme, Vakıa Suresi, Kezbe Aşkası baştan sona ezberledim. Şu anda yarım hafızım. Evet. 2003 yılında annem, babam, ben üçümüz hacca gittik. Evet. Orada şu an hacıyım ben. Kardeşim ya! Ayaklarımdan rahatsızım hocam. Evet. Bana ayaklarıma, ellerime, şu elim kasılıyor hocam yolda yürürken. Evet. Açamıyorum. Tamam. Bu ayca. Çok güzel. Allah şifa afiyet versin. Tamam. Güzel. Bir ders yapıyoruz. Adam Hüseyin bak hocam. Tamam. Ben de çok güzel. Bak veriyorum Hüseyin. Tamam. İstersen Hüseyin sen çık. Sen bu. Tamam. Tamam. Hüseyin bu gece muhterem kardeşlerim bir şey, hadis bir daha geldi. Bu gece zemzem suyu, kuyusu taşa. Şimdi taşırmıyorlar maalesef bu surlar depolanamıyor. Kuyudan basıyorlar Mina'ya, depoya. Ben orijinal kuyusu zamanında gördüm. Kendim kuyudan, 1969'da. Kendim kuyudan kovayı çektim, içtim. Şimdi Berat gecesi efendim söylüyorum. Zemzem kuyusu taşar diyor.
ben tabi para getirip orada bulunamadığım için Kabe'nin güneşini benim arkadaşımdı. O taşıdan sudan elhamdülillah içtim. Ben de içtim orada. Halen taşıyorum. Eğer o sudan içmek sırası beraber gitse gitsin kişi olur. Aynen var. Taşıyor. Burada da öyle söylüyor. Bu mübarek gecede zemzem kuyusu taşar diyor. Evet. Evet. Bunu da size duyurayım. Bütün hadisleri size bu konuda aktardım. Şimdi sizin sorularınıza cevap vereceğim. Evet. Abdü Hüseyin Hocam. Evet. Deccal bir adada bulunduğu yönünde hadis var mı? Sosyal medyada böyle bir hadis anlatılıyor. Evet. Yecüc Mecüc. Evet. Yecüc Mecüc. Şeyde var, Kur'an'da var. Kur'an kendi var. Hepsine bakabilirsiniz. Siz olun siz. Yecüc Mecüc. Hocam bu şey çok kalabalık, çok hain, çok küfür, ahlaksız bir grup. Zülkarneyn Aleyhisselam şikayet üzere gitmiş. Onların önüne set yapmış. Onların seti var. Kur'an'a göre demirden dökmüş. Üflü arayı diyor. Getirin. Demirden bir set yapmış. Ben şimdi dünyaya dolaştım. Çin'e de gittim. Yecüc'ün Mecüc'ün bütün vasıfları Çinlilerde var. Çok ahlaksızlar. Her şey yok. Sokakta giderken komisinden kurtulmuş ama ahlak çok bozuk. Sokakta giderken bir erkek 15 kız, bir erkek 10 kız saydırdım özellikle arkadaşlara. Kız çok, kadın çok. Ahlaksız. Bir adam 10 kişi ve 20 kişi, 100 kişi evlenemez ki. Değil mi? Edepsizlik. Onun için zina çok. Zina çok. Çok şey değil. Öyle bir ahlaksız bir. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu Yecüc Mecüc'ün bir adamı 500 göz, affedersin, 1000 göz görmeden ölmezdi. Evladı, 1000 evladı olmadan ölmezdi. Hadis bu. İnsanın kaç gözü var? İki. Yani 5 çocuğu olacak bu Yecüc'ün. Olur mu ya? Olur. Bir sürü karı var. Her gün bir karıyla yatsa. 5 çocuğu olmaz mı? Çin'de bu var. Her şey tamam. Her şey tamam benim gördüğüm kadarıyla. Ama Zülkarneyn Aleyhisselam çelikten, demirden bir headset yapmış. Onun arkasında var. Onu yıkmaya çalışıyorlar, tamir ediliyor. İşte o çıkacak bir gün tamir edilemeyecek. Allah'ın muradı öyle. O hisseti yıkacaklar. Önüne geleni yapacaklar, yıkacaklar. O zaman Mehdi Aleyhisselam çıkmış olacak. O çıktığı zaman Deccal çıkmış olacak. Deccal karıştıran demek. Şeytan. Son derece ayrı şeytan değil. Deccal aynı bizim cinsimizden birisi. Derece bilgi çok önemli. Şimdi onu arz etmek istiyorum. Efendimiz alnında kafir yazacak diyor. Bu hadisleri bilirseniz işi kurtulmak kolay. Şimdi bu Deccal gelecek, alnında çok güzel konuşacak. Demokrasi yapacak, insanları avlatacak, herkesin huzurunda bir genci çağıracak, bir kılıç darbesiyle ikiye bölecek genci, herkesin göze bölecek. Ondan sonra kalk diyecek, delikanlı dirilecek, ondan konuşacak. Millet bu fevkalade olayı görünce, ona böyle bakacaklar. İşte o zaman bilgisi olan müminler, ulan bu Peygamber'in bahsettiği şey olmasın, Deccal olmasın, akılları bir bakacaklar ki altında Erzen Kabir yazıyor. İşte onları o öldürecek.
Bana teslim olanlar, bana inananlar işte bahçeler, güzel bahçeler. Efendimiz diyor ki onların bahçeleri ateş diyor, oraya gitmeyin. Öldürecekleri cennette gideyim diyor. Ama bak bu bilgiyi sahip olmazsanız göremeyecek anında bir yazıyı. Çünkü farklı şeyler, mesela hayvanla konuşacak. Öyle hal, deccal bu, karıştıran demek. Bu zamanda Mehdi Aleyhisselam çıkacak. Mehdi Aleyhisselam, şimdi bir sürü adam var, Mehdi'yim ben falan diyen. Biz konuştuğumuz için bir cenaze namazına gittim ben. Oradan biri dedi, ben Mehdi'yim dedi, hocam dedi. Bana Mehdi'yim diyen çoğu adam var dedim. Hangiyiz söylem de dedim, ona böyle hareket edip millet gülüştü tabii. Ben diyorum. Evet, çok Mehdi iddiası olanlar var. Mehdi Aleyhisselam peygamberin soyundan olacak. Adı Mehmet olacak. Hazreti Hasan soyundan olacak. Peygamberin hadisi var böyle. 40 yaşlarında ortaya çıkacak. Kabe'yi tavaf ederken ki o zaman şu camiye gelemeyeceksiniz, namaz kılamayacaksınız. Böyle ateş içinde kurt yaşar mı? Öyle bir hale gelecek müminlerin durumu. Namaz kılmak bile suç olacak. Öyle zor, her tarafı küfür, zulüm işgal edilmiş. Alimler biliyorlar, bu hadisler var çünkü. 40 yaşında diyor, rengi diyor, beyaz tenli, yakışıklı diyor, saçı şöyle, kaşı şöyle. Tarif ediyor hadiste, bakacaklar, o alimler, tavuk edenler, bu adam o diyecekler, sen misin diyecekler, hayır diyecek. Neden hayır diyecek? Felaket her taraf. Çünkü kendine tabi olanlar oldu mu, mücadele etmesi lazım. Allah'ın emri verir. Nasıl mücadele edecek bir kişiyle 1 milyon kişi? O hayır diyecek, hayır diyecekler alimler, sen olsun. Evet, hayır diyecek. Evet, hayır diyecek. Ve bir gecede Allah onu olgunlaştıracak diyor. Onun diyor, askerine diyor, yerde tar üstünde sürünerek bile olsa katılım diyor. Yani ama çok dehşetli bir imtihan. Kaçkırlıkta deccal var. Neler? Allah ne kadar kalabalık. Herkes deccalın ordusu. Burada Müslümanlar da çok az kalmış. O az kişi onlar mücadele. Ne kadar zor. Buna rağmen diyor ölümü göze aldım. Katılım ona. İşte deccal Kudüs civarında bu şeyle deccalla beraber buluşacak. Savaşmak için. Ama o savaşırken İsa Aleyhisselam yeryüzüne inecek. Evet. Kur'an-ı Kerim'de var. Ehl-i Sünnet inancı böyledir. İlahi profesör, yok canım binlerce sene nasıl olmuş diyorlar ama bizim mezhebimizde Ehl-i Sünnet inancında İsa Aleyhisselam ölmedi. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ Onu öldürmediler. Çarmıha gelmediler. Velakin şübbelevim. Onun yerine onu şikayet eden Yahudi'yi çarmıha geldiler. Ve Allah onu yüceltti. Peygamberimiz de Miraç hadisinde meşhur hadistir. İsa Aleyhisselam'la konuştu. Aynen tarif ettiği ediyor. Genç diyor çünkü 33 yaşında oluyor. Çıktı oraya. Sarışına yakın diyor. Kıvırcık saçlı diyor. Onunla konuştuk diyor. Evet, biz buna inanırız. İşte o İsa Aleyhisselam Şam'a, Ümeyye Camisi'ne, Emevi Camisi oraya inecek. Orada beyaz minare var. Bunları yerinde tetkik ettim ben. Aynen duruyorlar. Oraya inecek. Oradan tayyi mekanla kendisine inanan müminler de bunu bilenler peşine takılacak. Deccal'ın ordusuyla çarpışma üzere olan Mehdi'ye katılacak. Onun geldiğini görünce buyur diyecek. İmam sen ol. Mehdi Aleyhisselam. Hadisleri tercüme ediyorum. İsa diyecek ki zamanın halifesi sensin. Namazı sen kıldıracaksın. Namaz kıldıracaklar orada askerlerine. Sonra mücadele ederken Deccal'ı öldüremeden Mehdi Aleyhisselam ölecek. Evet, İsa Aleyhisselam Deccal'ı öldürecek. Ama ondan sonra Yecüc Mecüc çıkacak.
İşte bu set girecek, önünde o kadar çok asker ki, yetim, mevcut. Bak bir adam 500 çocuğu olacak diyor Peygamberimiz, bir adamın. O kadar kalabalık, öncü kuvvetleri Tabari'ye gölüne gelecek diyor. Tabari'ye gölü, İran'ın kuzeybatısında, ben gittim, tatlı su gölüdür. Öncü kuvvetleri, keşif birlikleri, asas ana gölde değil ordunun, o gölü suyunu, o kadar kalabalık ki, suyunu kurutacaklar içerek. Ondan sonra ana kuvvet gelecek, aa su varmış diyecekler. O kadar kalabalık. İsa Aleyhisselam Yecüc Mecüc karşısında dayanamayacak. Tur Dağı'na çıkacak. Tur Dağı'na da gittim. Orada Tur Dağı'nda Müslümanlarla dağın tepesinde kalacak. Peygamberimiz Medine dışına çıkınca Buhari hadisi bunlar. Hani hocalar zayıf hadis söylüyorsun diye şey derlerse diye söylüyorum. Efendim Medine dışına gezintiye çıkmış. Gezintiye çıkmak sünnettir. Sağlık sebebidir. İnsanın sinirlerini yak genişletir. Bir leşe saklamışlar. Öküz leşine. Gövdesini şeyler yemiş. Hayvanlar yemiş. Kemikleri var. Kafası duruyor, kopmuş. Efendimiz asasıyla dürtmüş, demiş. Ashabım kaç para verirsiniz buna? Ya Resulallah çok şakacısın demişler. Bu kopmuş ki kopmuş. Üstelize para verilir mi? Belki atması için, hani kokusuna kurdular diye, atması için siz böyle deyin demiş, buyurmuş. İsa Aleyhisselam'a bahsettiğini anlatmış. İsa Aleyhisselam'a Müslümanlar Yecüc Mecüc önünden Tur Dağı'na sığınacaklar. Orada aç kalacaklar. Bir kokmuş öküz kellesine 100 altın verecekler, uğramayacaklar. Buhari hadisleri bu. Orada bunlar olacak. Sonra Yecüc Mecüc herkesi mahvedecek. Felaket her türlü kaplayacak. Herkesi öldürecekler. İsa Aleyhisselam sığınanlar hariç. Ve oklarını semaya atacaklar. Yeryüzünde bizi muhalif olanlar öldürdük. Bunlar hadis. Oklarını Allah kanlı gönderecek. Yani o kanlı görünce semadakileri de öldürdük diyecekler, iyice şımaracaklar. Zaten kafir, Allah'a azgın kişileri. Sonra o aç kalan müminler durduğundaki, sen Allah'ın ol demesini olduğun babası dünya geldin, bir ruhusun, dua et de şu genç yüz meçhülden şey de dua edecek. Genç yüz meçhül, evet, bir anda yok olacak. Nasıl yok olacak? Tsunami diyorsunuz siz değil mi? Okyanus karayı basıyor, hiçbir şey bırakıyor mu? Pekala mümkün. Veya kolera hastalığı bir anda milyonu öldürmüyor mu? Evet, ondan sonra Tur Dağı'ndan inecek İsa Aleyhisselam ve ailesi takımı, müminler. Evlenecek İsa Aleyhisselam hadislere göre 40 yıl hayat sürecek. O zaman hiç gavurluğu kabul etmeyecek. Şimdiki kanun, Kur'an'ın kanunu zorla Müslüman ol demek yok gavura. Benim emrime gir diyeceksin. Benim sözüm dur. Benim emrime gir, cizye ver, haraç ödeyeceksin. Ama bunu kabul etmeyecek. Ya Müslüman ol ya yok olacaksın. Evet, yeryüzünde bir tane gavur bırakmayacak. Nasıl olur? Diyor ki Peygamberimiz, bakışının değdiği yerlerde gavurların hepsini öldürecek. Öyle bir özellik verecek ona. Sadece Müslümanlar gelecek, 40 sene kurt kuzuyu yemeyecek. Hiç kimse dünyalığa şey etmeyecek. Neden? Hepsi farlıdır Müslüman. Hiç geçici dünya için değer mi diye halis Müslüman 40 yıl. Ondan sonra İsa ölünce yavaş yavaş bozulmaya başlayacak. 150 sene sonra hadislere göre 150 sene sonra iyice bozulacak. Yeryüzünde
Allah diyen kalmayınca kıyamet kopacak. 40, 150, 190 sene. Bu ne zaman? İsa Aleyhisselam'ın indiğinden sonra. Bunlar olacak ve bizim İstanbul'da elimize olacaklar kafirler. Ama şimdi hadislere göre biz Yahudileri yeneceğiz, yendik zaten. Daha bilmiyorum, sonucunu Allah bilir de Amin Kovası var, gittim oraya da. Tam hadisteki bir aynı o var. Hatay'ın arkasında o var. Şimdi Afrin dediğiniz yer. Aynı hadisi üzerinde taşıyor. Bu askerler Arap değil ki. İngiliz, Fransız, Ermeni. Şia kanlar, kafirler. Yahudiler onlar sürüyor piyasaya. Ama Yahudinin yakında olduğu için Yahudi askeri. Orada biz Yahudilere ineceğiz hadise göre. Buhari hadisi bu. Yahudi askeri kaçarken ağacın arkasına saklanacak. Duvarın taşın arkasına saklanacak. Buhari hadisi bu. Bakabilirsiniz. Evet. Müslüman asker de Yahudi'nin peşinden koşuyor. Taş dile gelecek. Ağaç dile gelecek. Gel arkamda Yahudi var. Öldür diye. Sadece Garfat ağacı söylemeyecek. Onun için Yahudiler şimdi İsrail'e Garfat ağacı dikiyorlar. Çöllere. Böyle olacak. Sonra işte bizi başaracağız şimdi yani. Sanki Amerika Ovası'nda bu olayla uğruyor. Allah bilir de hadis, o hadise uygun. Evet, gittim keşfettim oraları. Ondan sonra işte İstanbul'a elimizi alacaklar. Gavurlar birleşecekler. Hepsi gavurlar bizim İstanbul'a alacaklar. İstanbul'la uğraşırken bu defa bu İsa Aleyhisselam filan inecekler. Kıyametin kopma zamanı. Bu Deccal, evet, Allah tarafından hapsediliyor şimdi. Ortaya çıkması izin verilmiyor. Büyük Deccal, bahsettiğim anlamda kâbir yazan, genci öldürüp dirilten, hayvanlarla konuşan, insanları sapıtacak böyle şeyler, harbilerde şeylerle. Evet, bu var. Evet, doğrudur. Nefsi emmarenin kurtulmanın yolu nedir diyorsun? Ah! Böyle bir tılsım ben de bilsem hemen uçarım. Arkadaş, böyle bir kelimeyle olmuyor bu iş. İşte beş vakti kıl diyoruz. Ramazan orucunu tut diyoruz. Güzel ticaret yap, helalından yap, güzel hacı ol diyoruz. Gecelere uyuma diyoruz, teheccüd kıl diyoruz. Kuşun namazı kıl diyoruz. Sevabın namazı kıl diyoruz. Biz hemen bir anda olmuyor bu iş arkadaş. Peygamberimiz peygamberken Hazreti Ömer'i adam etmek için 23 sene uğraştı. Hani böyle bir adamlar problem ediyorlar. Elini değdiği gibi uçuyormuşum, yaram, saçma. Koskoca Peygamber Hazreti Ömer için 23 sene uğraşmış. Bu iş böyle hemen bir anda oluyor. Mücadeleyle oluyor. Mücadele olunca da sevabı çok oluyor. Onu söylüyorum. Evet. Evet. Şeyhin çok olarak imdat istemek batıl mıdır? Peygamberimizden çok anmak doğru mu? Hak ölçüsü nedir? Evet. Şimdi çok şeyler soruyorsun. Evet. Şimdi ben müdürlük yaptım. Memur olacağım mesela. Değil mi? Adamı tanımıyorum. Ama yanımda tanıdığım adam geliyor. Çok sevdiğim, her şeyi bildiğim. Bu adamı alırım değil mi? Şimdi inandığım adam o beni kötü adam getirmez, öyle bir adam. Peygamberimiz de Allah'a inandığı adam, sevdiği adam. Evet, bak ne dedi Uhud'da? Allah'ım bunu dedi, memleketine ulaştırma dedi. Peygamberimizin dişini kıran adam yolda keçi geldi karşısına tosla toz geberdi. Dediğini yapıyor. Ümmet-i Muhammed'in bak affını istedi, şefaatin tamamını verdi. Ömrümüz kısa olmasına rağmen dünyanın sonundayız. Kıyamet kopacak. Bak bir Adem 1000 sene yaşamış. Muhammed'in 1450 sene. Kavmi de öyle. Ama cennetin 4'te 3'ü bizden peygamber yarlarını çekiyor. Allah da tamam verdim dedi Miraç'ta. Tamam verdim dedi. Evet. Peygamberimizin sevdiği kimse bir adam da Peygamberimiz sünnetlerini her yaptığında, her şeyinden
aynı peygamber gibi yaparsa evliya oluyor. Evliya olunca da aynı peygamberimiz gibi Allah'ın yanında kıymetli oluyor. Kıymetli oluyor arkadaş. Kıymetli olunca da Allah'ın dediği zaman Allah sevdiği kullarına demiyor o müdürün aldığı gibi. Onun için onların istersen ben bir tane anlatayım. Ben iki fakülteyi birden okuyorum. Şimdi iki fakülteyi okumak yasak. Askere gidecek. Askere gitmek için tecil ettirmem lazım. Eskiden İslam Ersin'den tecil yaptırıyordum. Askerlikte yarı fayda olacak diye buradan tecil yaptırmaya gittim. Şimdiye kadar neredeyim dedi katip kadın, söyleyemiyorum. Falan yerde tarbiye ettiysem kavrayacak zaten, kanuna yasak. Evet. Benim tanıdığım evliya hocalarım var. Onlara 11 İhlas, bir Fatih okudum, 11 Selavat okudum, ruhlarını gönderdim. İçeriden bağırdı sekreter, genel sekreter, fakülte sekreteri. Katip hanım dedi, dışarıda bekleyen var mı? Ben korkumdan girmiyorum içeriye. Çünkü yalan söyleyemem. Doğru söylesem bütün kaydını silecekler. İkisinden de silecekler. Bu arada benim dedi, birisi dolaşıldı. Gel dedi. Hemen içeri aldı. Sen kimsin dedi, ben dedi İmam Hatip Lisesi mezun. Bunun için yap dedi adam. Hiç tanımıyorum. Hiç sormadan benim tercihimi yaptılar arkadaş. Faydası olur ya, sen de bu Hazreti İhlas oku. Senin güçlü durumundan kurtarır. Çok var böyle. Çok var böyle. Allah'ın azlı kulları bunlar. Bunlar ölünce bizim gibi işler bitmiyor. Kılından çıkarılmış kılıç oluyor. Daha keskin oluyor. Bir Fatih gönderdi mi bu? Büyük adam. Büyük adam. Onun için böyle büyük adamları sen şeyh demişsin de şimdi şeyh var zır cahil. Dokundun mu, ötüyor mu, yalan ne? Böyle sapsatı oluyor musun? Böyle aşırı şeyler var. Ben şu bu demiyorum. Ama bu büyük adam. Yunus Emre büyük adam. Mevlana büyük adam. Asırlardır herkesin kabul ettiği büyük adam. Mevlana hatırasetleri büyük adam arkadaş. Büyük adam. Ha böyle asırlardır Müslümanların sevdiği büyük kişilere Fatiha göndereyim. Allah onların hatırına sizin işinizi görür. Evet, bu yalnız ucuz değil, bunu söylemek istiyorum. İstismar ediyorlar da. Evet. Evet. Efendim. At yarışlarında, at yarışları yapmak sünnettir. Ama para oynanırsa kumar oynamak haramdır. Kumarsız olmak kaydıyla at yarışları sünnettir. Ben de at besledim. At beslemek sünnettir. Hem de yüreği koşan at besledim. Ata binmek böyle herkesin kârı değildir. Ancak böyle dört dörtlük sporlardan binebilir ata. At besleyin evinize, bahçenize yer varsa peygamberin sünnetini öyle söylüyor. Kıyamete kadar atın alnındadır. Hayır diyor. Böyle söylüyor. Tabii cihat aleti olduğu için şimdi tank var, pantom var. Evet, şimdi kumar olursa o kumar işinin içinde olmayın. Başka iş bulun. Yok kumar şeklinde değilse tamam. Mesela Kur'an ile birinci seçmek olabilir. Ama piyango bileti Diyanet de diyetten söylüyor. Olmaz. Ara helal olmaz. Evet. Çünkü adam neyi verdim diyor. Evet efendim. Herkes kazanmış. Kurayla sen kazanmış. Şimdi 10 tane almayacağız. Bir tane alacağız. O kura caiz. Ama para karşılığında haram olur. Kumar olur. Böyle kumarsa onlara oraya girme derim arkadaş. Evet. Girme derim arkadaş. Evet. Namazda hangi sureyi okuyacağımıza ne zaman karar vermeliyiz? Fatiha sonra mı? Fatiha önce mi? Ya Fatiha'dan sonra tabii.
Fatiha okuduktan sonra başlayacak sureye. Çok beklemeyin. Bir rükün eda edecek kadar beklersen seyidi sevgilazım ömür. İnnan, atalayın okuyacağım, kurbullah halim okuyacağım, elemdeleyim okuyacağım. Fatiha'dan sonra hemen seçeceğim okuduğum sureyi. Evet. Evet, Allah hastalara şifa versin inşallah. Müslümanların hastalarına. 26 Mayıs namazının 10. günü yok. Hocamızla konuştuk, cami hocamızla mukabele varmış. Onun için bayramdan sonra inşallah tatil ediyoruz. Bu son konuşmamız. Evet. Allah nasip ederse sonra yine. Evet. Efendim, bana gelen şeyler bu. Başka soru var mı? Evet. Başka soru var mı? Hocam bir tane soru. Şöyle. Hocam eşimde uyku apnesi var benim de. Namaz kılarken kendisi uyup kalıyor namazında. Tam eda edemiyor. Doktorlar evet. Tarafından uyku apnesi konuldu buna. O da kılmak istemiyor fakat ben de uyup kıl diyorum. Uyku apnesi her zaman olmaz. Ben biliyorum uyku apnesi. Otur. Özür. Hiç namaz kılacak zaman kalmadığı zaman olur. O geçtikten sonra kılacak yine. Devamlı hayatını kaplasa o zaman zaten ona namaz iradesi yok. Fakat o uyku apnesi geçtikten sonra iyileşiyor. Uyku apnesi devamlı var hocam. Otururken böyle kendinden geçip gidiyor. Devamlı var yani. Ama seninle konuşuyor. Efendim? Seninle konuşuyor. Benim konuşurken gidiyor. Gidiyor ama. Kaç dakika? Sünnetler bırak. 4 tekrar öğle namazı varsa 3 dakika söyler. 3 dakika hiç iyiliği olmuyor. Bir namaz fazla edilmesi kadar iyiliği koyuyorsa yine kalacak. Hiç olmuyorsa zaten o zaman şeysi yok. Evet söyle. Hocam bir rükün süresini bir rükün rüküye gittik. Sübhan Rabbil Azim diyecek kadar zaman. Sübhan Rabbil Azim farza yeter. 3 defa söylediğine sünnettir. Müslüman Rabbiye Nazim diyecek kadar süre. Bunu geciktirirsen farzı sizi sevip gerekir. Farzı yapmazsan sizi sevip kurtarmaz. Yeniden duruyorsun. Farzın tehiri, ertelenmesi, geciktirilmesi, vacibin terki ve ertelenmesinden sizi sevip gerekir. Arkadaş söyle. Geçerken de sigara içerken sınav verilir mi? O adam sigara içiyor. Ben vermem. Ben de vermiyorum. Ben de geçerken vermiyorum. Benim 1996'da Amerika'da buyurdum. Amerika'da bulunduğum sırada 4000 ilim adamı Müslüman değil. Laboratuvar profesörü. 4000 ilim adamı laboratuvar bulgularıyla sigaranın müthiş bir zehir olduğunu ortaya koydular. Ben oradaydım. İttifakla sigaranın zehir olduğunu imza altına aldılar. Clinton onun üzerine sigarayı yasakladı, kapalı yerlerde. Sigara fabrikaları yıktırdı. Şimdi Çin'de yapılıyor Amerikan sigarası. Oradan Amerikan sigarası dünyaya dağıtılıyor. Bütün devletler de Amerika bunu yapınca bu kanunlar çıkardılar. Yani kesin sigaranın zehir olduğu, zehir içmek haramdır. Arkadaş, onun için sigara içmek kanser yapıyor. Ondan sonra iktidarsız gibi söyledi dersimde. Kısırlık yapıyor, aptallık yapıyor, gerizekalılık. Edirne'de üniversitede çalışırken tasarı geometri profesörü, adını söylemiyorum. Bak geometri profesörü. Kafa çalışırken ama matematik profesör olmaz. Oğlunu getirdi. Ticari üniversiteye, lise çağında aptal, ağzından su akıyor, konuşamıyor, anlamıyor, acayip acayip kelimeler söylüyor. Patatürk profesörü hakkında da değil mi? Tıp profesörüyle arkadaşlara soruyor. Şimdi ben hocayım tabii, ben kitaplardakine inanıyorum da, bir de bugün ilim ne diyor? Tıp profesörüne sordum. Hiç ağzına sigara düşürmüyor o profesör. Hiç ağzından sigara düşürmüyor. Sigaradan, çocuğunun böyle aptal olması sigaradan dediler tıp profesörü. İşte sigara böyle bir ilet. Tüm fıkıh kitaplarında zehir içmek haramdır.
sigara içen adam haram işliyordur. Haram işleyene selam verilir mi lan? İçki içene selam verilir mi? Hayır. İyi yapıyorsun, devam et deme, selam verme. İyi mi yaptın iş? Asla verme. Ama ağzında sigara yok, elinde sigara yok. Verilir. Evet, sigara içiyor ama o anda değil. Günah işliyor. İçki içti. Ama Müslüman inkar etmiyor. Cuma namazına geldi, selam veririm. İçki içerken veremez. Aynen. İçki içerken veremem çünkü çok iyi yapıyorsun, devam et anlamına geliyor selamın. O anda vermem. Günah işliğine selam verilir. Ama günah sırasında olmaz. Abdest alana selam verilmez. Ezan okurken selam verilmez. Namaz kılana selam verilmez. Yemek yerken selam verilmez. İşi var adamın yok. Allah böyle mi desin yani? Şerama yakışır mı? Selam Allah'ın ismi. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an ayeti bir parçası. Ağzına yemek var, bağırma ağzını desin yani. Ya bunlar yasak. Verilerlerse almayacaksınız. Bitirince ve aleyküm selam diyeceksiniz. Ve ilahemezseniz selama benim ihtiyacım var. Senin olsun anlamına gelir. Hasan Basri Çantay Hoca'nın mealine bakabilirsiniz. Reza Kuyuyutu Zitahiyyetin Fahiyyü Bi Asine Minha Evruplu ayetinin tefsirinde gayet kaynaklarını saymış, gösteriyor. Ve aleyküm selam. Ve aleyküm selam diyeceksiniz. Evet, böyle olacak şey. Hutbedeyken selam verilmez arkadaş. Camiye giriyor, selam aleyküm. Arkadaş diyor, hayır. Hutbe okunurken, namaz kılarken, Kur'an okurken selam verilmez. Ama mermiklerde yemek biliyor hocam. Tamam. Kur'an okurken Kur'an'ı dinlemek farz-ı kifayedir. O insanlardan hiçbir dinlemezse hepsi sorumludur. Ama bir kısmı dinliyor, sorumluluk alıyorlar, ötekiler yemek, yani mermiklerde oluyor ya, yemek yiyebilirler bir kısmı. Böyle bir kısmı dinliyorsa, hiç kimse dinlemez, hepsi sorumlu. Burada bir sürü adamız geldi, birisi selam verdi. Hiç kimse selam almadı. Selam almak farzdır. Hepimiz sorumluyuz. Ama içimizden bir tane ve aleyküm selam dedi, bizi kurtardı. Farz-ı kifayet. Aynı Kur'an okurken şey bekle böyle yani. Peki, başka? Peki. Bir soru daha var. Bir dakika hocam. Tamam, açık var. Tamam. Hocam, evet. Parayla hacamat yaptırabiliyor muyuz? Efendim, kan parayla satılmaz. Organ parayla satılmaz. İnsan mal değildir. Köle ayrı. Hür insanın aleti mal değildir, parayla satılmaz. O para meşru değildir. Satmak da organ bağışında ben yerini bulamıyorum. Sevap ne yapıyorlar? Ben bütün fıkıh kitabı araştırdım. Allah bize organlarımızı emanet etmiş. Sadece Çanakkale'de ölüm demiş. Değil mi? Başka zaman intiharı yasaklamış. Değil mi? Zehri yasaklamış. Değil mi? Çünkü hayat bize emanettir. Göz, kulak, organ, kalp emanettir. Emanet verildiği zaman emaneti alan, emanet verenin özel izni olmadan onu istediği gibi kullanamaz. Tüm fıkıh kitaplarına bakın. Bakın tüm kitaplarına. Bakın. Bu organları bize Allah emanet etti. O Çanakkale'de ölür diyor, orada ölürüm. Gözüm çıksa giderim. Ama kardeşiniz hasta olduğu zaman kalbinizi vereyim diye bir ayet yok. Peygamberin hadisi yok arkadaş. Evet, mümin yardımı iyidir ama emanet malın için özel izin lazım. Bütün fıkıhlarına bakın. Para almak da haram, vermek de ben yerini bulamıyorum. Allah o duruma düşürmesin. İmam Azam'a bakıyor şimdi. Siz de ihanet misiniz? Öldü adam. Çikim. Aylarca yapmış, sakal uzamış. Tıraşı böyle. Tırnaklar bir metre olmuş. Halbuki en az haftada bir cuma günü veya en az 15 gün, 40 gün geçirmemek lazım. Koltuklarının kasıkları, tırnağı. 40 gün geçirseniz günah. 40 güne kadar mekru oluyor. Uzamış böyle adam hasta. Kestiler çikin görünmesin diye.
İmam-ı Azam diyor ki, dikkat, tırnak, saç. İmam-ı Azam söylüyor, Cevat Hoca değil. Bir ölen adamın saçını, tırnağını kestiyseler, onları bulup kefenin içine koyarlar. Mecburidir diyor. Kefenin içine koyun diyor da gömün diyor. Tırnağı verdirmeye razı olmuyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife, canlı adamın böbreğine, böbrek tırnaktan kıymet değil mi? Kalp kıymet değil mi? Ben yerini bulamıyorum. Siz nasıl bilseniz öyle yaparsınız arkadaşım. Evet, ne sormuştun sen? Hacabat'ı sordu hocam. Hacabat'ı sordu. Hacabat parayla yaptırılır mı? Şimdi, paralar... kan da parayla satılmaz. Kan bağışı yapın. Kan bağışı yapın. Bak organ verin demiyorum. Neden? Soruyorum ben de. Ben de adettim okudum. Fakülte de. Yapan paralı hocam. Evet, kan 21 günde dinleniyor. İmam Azam ona yasak koymamış kana. Kan vermek iyidir. Verin. Ama göbrek vereyim, kalp vereyim, bulamayın. Kardeşim, yalnız kandan para almayacaksın, insanın parçasıdır. İnsan parayla satılmaz. Haramdır. Adam sana verirse bir şey demiyor. Hediye ediyorsa. Emeğimin karşılığını alabilir miyim diyor. Acaba şimdi onu söyleyeceğim, şimdi ben geleceğim. Ben onu sormuyorum. Peygamberimiz Allah'a üstünden, kan parası iyi değildir diyor. Anladın mı? Kan parası iyi, kan parasıyla uğraşmak iyi değildir diyor ama kendisi acamet olmuş, adama vermiş. Hocam başkası demek ki yapan... hediye kabulüne. Evet. Yapan para. Başkası bana acamet sünnet acamet yapıyor hocam. Acamet sünnet. Ha işte. Ben de alıyorum. Acamet yapan para almasın. Acamet yapan iyi. Onu soruyor hocam işte. Sünnetli. Arkadaş onu soruyor. Evet ben. Şimdi dersen yediği kapıdan ama uslu arama yaptırıyorsunuz. Şimdi devlet bu şeye yapmış. Benim oğlum da doktor. Kursa gitti, belge aldı. Hacamat'ı artık doktorlar yaptırıyor. Suudi Arabistan'da Hacamat Hastanesi var. Bizimkilerde el atmış. Ne olsa yasak dedirse herkes yaptırıyor. Hacamat yasak değil. Sünnettir, iyidir. Çok şifalıdır. Güzel ama birilerine yaptırıyorsunuz. Huzurunu bilecek. Bir de parası iyi değil. Parası iyi değil. Evet. Hediye kabulünden adam hiç vermesen de bir şey demiyor. Güzel vergiyse ona bir şey demiyor. Hediye kabulünden olursa. Evet. Diğer cümle günahlarımıza estağfurullah. 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 أستغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه فاتحة شريفة مع البسملة الشريفة üçer salavat-ı şerife birer elem neşrah dedi suresi besmele ile beraber. On birer İhlas suresi besmele ile beraber. Thank you.
üçer salavat-ı şerifler. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر الله اكبر لا من شر ما خلق ومن شر واسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم آمين سبحان ربي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق المستقيم وإلى طريق جنة النعيم. يا ربي namazımızı kabul eyle, dersimizi kabul eyle, indirdiğimiz Kur'an azimüşşan hatimlerimizi kabul eyle, okuduğumuz süvereceği ayet Kur'an'ı kabul eyle, asıl olan sevabı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ifakine değil, basıl eyle, şefaatini bizi nail eyle, sevgisini gönlümüzde daim eyle, tüm peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın dahi Erbay Hakk'ın hediye edip vasıl eyle, şefaatlerine bize nail eyle. Tüm peygamberlerin ehl-i beyt, ashab, etbaları, rıdvanullah aleyhi mecmen efendilerimizin erbay kutsiyelerine de hediye edip vasıl eyle. Bir cümle ahirete irtihar eden mümin ve müminat, rahmetullah aleyhi mecmen erbayına da hediye edip vasıl eyle. Özellikle eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad-ı Gümüşhanevi, onu yetiştiren üstazlar,
bizi yetiştiren üstadlarımız, eserlerine yer alandığımız hocalarımız, şurada toplanan bizlerin, geçmişlerimizin ruhuna da hediye edip vasıl eyledik. Şu anda civarında bulunduğumuz Hacı Bayram Veli Hazretleri, etrafında yatanlar ve Ankara civarında bulunan evliya, ulema, sülaha, şöyle müminatı erbabına hediye edip, onların da ruhlarına hediye edip vasıl eyledik. Ya İlahi Alemin, bu aziz vatanı bizlere hediye için ve halen bu uğurda şehit olan, canları da feda eden, sıkıntıya giren, yaralanan şehitlerimizin, gazilerimizin de ruhlarına ve geçmişlerinin ruhlarına hediye edip vasıl eyledik. Bu aziz vatanı İslam yurdu haline getirmek için bu camileri diken, hayır eserler diken, kıyamete kadar Müslüman yurdu getirecek güzel eserler ve ashab hayratın da arvahını hediye edip vasıl eyledik. Ölmüş, arkasından Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış, garip ümmelerin de erbağını hediye edip vasıl eyledik. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecede yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. İmanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Rızkımızı helalinden bol eyle. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle. Akıbetimizi hayır eyle. Son nefesimizde kamil bir iman ve ahlak hamide sahibi olarak kelime-i tayyibi münciye ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü kelimesini cani yürekten söyleyerek çene kapamayı tüm ümmeti Muhammed'le beraber biz günahkar kullarına da nasip müyesser eyle ya Rabbi. Ya ilahe alemin, ya Rahman Rahimin, bu aziz vatanı, tüm İslam ülkelerini, her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden muhafaza eyle. Ya İlahi Alemin, kafirlerin, zalimlerin, münafıkların, satılmışların, Müslümanların birbirine düşürmek için aralarına soktukları hileleri, desileleri, desiseleri kendilerine çevir, ayaklarını dolaştır ya Rabbi. Kafirleri kahreyle, rezil eyle, zelil eyle ya Rabbi. Müslümanları, İslam'ı aziz eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'e affınla, kereminle, lütfunla, ihsanınla muamele eyle. Ya İlahi Alemin, bizi hakkı görüp hakka teslim olanlardan eyle. Batılı yanlışı görüp ondan uzak kalanlardan eyle. Bir an bile nefsi emmaremize bizi köle etme ya Rabbi. Sevdiğin salih kulların arasına bizi dahil eyle. Güzel Kur'an'ı güzel okumayı, ahkamıyla amel etmeyi bize nasip eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini, sünnetlerini belleyen, uygulayan ve din kardeşlerini de öğreten ve böylece Efendimizin benim sünnetimi belleyen, uygulayan, başkalarına öğretenin Allah iki cihanda yüzünü ak çıkarsın dediğini güzel Müslümanlardan olmayı bize nasip eylesin. Güzel Kabe'de, güzel Ravza-i Mudahara'da edilen salih kulların hoşnutlu kabul buyurduğun duaların arasında bu acizlerin duasında dahil eyle ya Rabbi. Bize de güzel dua etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Her zaman, her yerde seni ananlardan eyle. Senin adın anıldığı zaman tüyleri diken diken olan, kalbi heyecana gelen, senin Kur'an'ında övdüğün kâmil müminlerden olmayı bize nasip eyle. Ya İlahi Alemin, haramlardan korunabilmemiz için, kötülüklerden elimizi ayağımızı çekebilmemiz için bizi bize bırakma ya Rabbi. Yardımı bize esirgeme. Tevfik-i Samadani'ye mazhar eyle ya Rabbi. Hidayetinden bizi ayırma ya Rabbi. İçi dışına, özü sözüne uygun, dürüst Müslüman olarak yaşamayı bize nasip eyle. Ya İlahi Alemin, Recep-i Şerif'i, Şaban-ı Şerif'i hakkımızda mübarek kıl. Bizi Ramazan'a yetiştir. Ramazan'da mümin, müslüm, kamil olarak, ahlak hamide sahibi olarak güzelce oruç durup tutmayı, güzelce ibadetler etmeyi, zikirinden, zikirlerden, zikir edenlerden olmayı ve namazın sonunda
anasından doğduğu gibi günahlarından kurtulan güzel Müslümanların olmayı bize nasip eyle. Subhane Rabbina Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha. Hakkımız helal ediyor efendim. Benden yap, helal olsun inşallah. Cenab-ı Hak cennette buluşursun inşallah.